nedeni de muhalefet olarak devam etmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yani bunların hiçbir ülkenin sonu değil. Kazanan kim olursa olsun kazanan ülkedir. Kazanan çünkü kim bu seçimin mesela? Bence sizce? Bu ülkenin kazananı demokrasidir. Çünkü gayet demokratik ortamda herkes seçimi oyunu kullandı ve seçim sürecinde de herhangi bir şaibe olmadı. Aslında birçok spekülasyonlar yapıldı ama öyle olmadığını gördük. O yüzden şu an memleketimizde... Muhalefet böyle düşünmüyor sanki. Hala muhalefet cephesinden bir hayırlı olsun gelmedi evet, mesela. Ben bir vatandaş olarak söylüyorum. Evet, oyumu kullanan bir vatandaş olarak özgür bir şekilde gittim. Oyumu kullandım. Kimse oyumu kullanmayı engellemedi. Ben ekranlarda kimsenin de bizim oyumuzun kullanılmasına engel olun bir şekilde duymadım. Bir vatandaş olarak yapabileceğimiz bizim buydu. Seçimi kazanan kaybeden taraf haklıdır, haksızdır ya da siyaseten uygundur değildir. O onu değerlendirecek biz değiliz ama sonuçta seçim bitti, bu süreç bitti. Hayırlı olsun ülkemize, milletimize. Biz vatandaş olarak ekmeğimizin derdindeyiz, geçim derdindeyiz. Ekonomi düzelsin, enflasyon düşsün, faizler düşsün, dolar düşsün ve vatandaş ekonomik durumu iyileştirerek hayatını idame ettirsin. Ordunun durumu neydi? Yani mesela bu seçimde ordunun kazanımı neydi sizce mesela? Yani şöyle ben tabii bu çok genel bir soru. Hani ordunun kazanımı ne dediğinizde... Yani, gurbetteki ordular. Gurbetteki ordular İstanbul bağlamında söylüyorsanız... Seçimi şöyle değerlendirelim mi? Hem orduluk kısmına evet, biraz daha eğilelim. Konuyu şöyle istiyoruz aslında. Ersin Bey daha da iyi bilir aslında ama... Biraz da ordunun üzerine çekersek konuyu, evet, biraz da Türkiye'nin üzerinden çıkıp da orduya doğru gelirsek daha makul olacak. Zira bizim aslında sıkıntılarımız orduda istenen işlerin bir türlü rayına girmemesiyle evet, alakalı. Evet. Şimdi bir seçim yaptık. Evet, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde bizim oradan baktığımızda İstanbul'daki ordular kaybetti. Evet. Siz İstanbul'dan bakınca ordular nedir? Kazandı mı, kayıp mı etti? Nasıl bir tablo çıktı ortaya bu yapılanmayla, milletvekili yapılanmasıyla? Buradan başlayalım. Sonra da aslında niye böyle olduğu konuşalım. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi biz İstanbul'dan bakınca ordular kaybetti mi sorusu. Bu benim tamamıyla şahsi fikrim. Evet. Parti bazında konuşmuyorum. Sonuçta hangi parti olursa olsun meclisten 6 tane vekil gidecek ordudan. Evet. 6 tane vekil gitti mi? Gitti. 6 doğru vekil gitti mi? Evet. Yani 6 vekil gittiğine göre ortada aslında kaybedilen bir şey yok. Sadece burada tercih edilen kişiler doğru mudur, yanlış mıdır noktasını değerlendirdiğimizde... İki partilerin liste tercihleri evet, değil mi? Evet. Yani biz buradan en azından İstanbul'dan baktığımızda ordunun en azından geçmişteki kazanımlarını, bazı kazanımlarını kaybettiğini ben düşünüyorum. Evet. Bunun sebebi kamuoyunda da çokça dile getirildi. Bana göre bunun en önemli etkenlerinden biri ilk iki sırada özellikle Cumhur İttifakı'ndan tabii ki yani şu an ülkeyi yöneten, iktidarda olan, 20 yıldan beri iktidarda olan yani hizmeti getiren ana etken iktidar olduğuna göre ve iktidarın ilk iki sırası da ordulu olmayan iki aday olduğuna göre ben bu noktada herkes gibi ordunun kazanımlarını kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü 4 milletvekili çıkardı ama Cumhur İttifakı olarak şimdi MHP 1 çıkardı. Yok, 3 anladım. Ben özellikle AK Parti bazında konuşuyorum. Şöyle, başka bunu neye bağlıyorsun? Hemen yani ben devam ettireyim oradan. Geldim. Biraz haziran alayım müsaade ben hatta şurada, ben merak ettiğim çok fazla konu evet, var. Onunla bir şöyle, ben böyle bunu şöyle değerlendiriyorum. Özellikle ikinci sıradaki milletvekili adayı ben orduluyum. Yani aslında biraz da kamuoyunu kullanarak evet, ordulu olduğunu da ispat etmeye çalıştı. Çünkü aslında... Bunun için çaba harcadı. Evet, çaba harcadı. Hatta işte ben sosyal medyadan takip ettim. Doğduğu yer, işte büyüdüğü sokaklar. Hani biz de orduluyuz. Ama ordulu değil. Biz bunu biliyoruz. Biz bu kamuoyunun içindeyiz. Ordu camiasının içindeyiz. Orduların adaylarını biliyoruz. Aday olma ihtimali olanları biliyoruz. Kimlerin... bu toplum içinde önde olması gerektiğini biliyoruz vesaire. Dolayısıyla AK Parti yönünden bana göre orduda geriye düşmüşüz. Şöyle bir soru soruluyor burada başkanım. Mesela listelerdeki isimler ordulu olmak zorunda mı? Ya da ordulu olmasa ne kaybeder ordu diye soruluyor. Şimdi bu şöyle aslında bunu İstanbul özelinde değerlendirdiğimizde mesela biz İstanbul'da oy kullanıyoruz. Evet. Hangi vekili tanıyoruz? Hiçbirini tanımıyorum. Ya birinci sırayı bile şu an birinci, ikinci, üçüncü bölgede sorsanız birinci sıradaki milletvekilini bile kimse bilmez. Ama bu neyi getiriyor? Tabii İstanbul metropol bir şehir. Yani 15-20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada herkesin o kendi siyaseten seçmiş olduğu kişilerle birebir muhatap olması mümkün değil. Yani nüfus yönünden büyük bir şehir olmasını getirdiği bir sorun var. Ama ordu gibi yani burada ordunun tamamı İstanbul'daki bir ilçe kadardır. Evet. Ya dolayısıyla insanların birbirini tanıdığı bir şey. Orada bence böyle olmaması gerekiyor. Hele hele
Ordu'da biz neden ordulu siyaseti seçiyoruz? Ordunun sorunlarının çözülmesi için. Ordu bilen ordunun derdiyle dertlensin. Evet, yani ordunun bir problem olduğunda bilecek, ulaştır. Mahallesini evet. bilecek, su sorununu bilecek, yayla sorununu bilecek, kültürel durumu bilecek, sosyal durum. Şimdi biz Yozgatlı birinden yani ordudaki sorunların çözümüyle ilgili ne kadar pratikte bir şey bekleyebilirsiniz? Kamuoyunda da şöyle bir şey var. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer ordu birinci sıra adayı oldu. Orduya geldi. Kaç tane bakan geldi? Kaç tane vekil geçti? Onların kaç yılda yapamadığını 10 günde yaptırıyorlar. Bana cevap vereyim ben Ömerciğim. Ben de takip ediyorum. Eyvallah. Önemli olan seçimden sonra devam ediyor mu etmiyor mu? Bakın İstikrarın siyaset şudur. Önemli. Her zaman oyu almak için vatandaşın ağzına bir parmak bal çalınır. Peki ben sana şöyle sorayım. Yani 20 yani özellikle son 2018 seçiminden beri hiç yapılmayan bir yol Milli Eğitim Bakanı geldiğinde nasıl yapıldı? Ya zaten sorun buradan belli oluyor aslında senin sorun cevabı. Bu da bir yani, Bakan Bey'in gelmesi mi? Bir algı çalışması mı? Bu PR falan değil. Bu adeta oy almak için her seçimde olduğu gibi milletin önüne konulmuş yemdir bana göre. Evet. Zaten en büyük sorunumuz bu değil mi? Niye bu sorun daha önceden çözülmedi de bir Milli Eğitim Bakanı aynı partiden ki bizde büyükşehir aynı partiden, öbür tarafta milletvekillerinin çoğunluğu aynı partiden, iktidar aynı parti. Neden çözülmedi de Yozgatlı mıydı? Yanlış olmasın bir bakanımız. Tokatlı. Özür dilerim. Evet. Yozgatlı diyorum. Yok, Tokatlı bir bakanımız geldiğinde çözüldü. Demek ki konu istediğin zaman bir Tokatlı'ya bile verebiliyorsun bu hizmeti ki Ordulu'ya haydi haydi vermen gerekiyor. Güzel. Dolayısıyla ben bunun da doğru olmadığını düşünüyorum. Diğer partiler yönünden tablo çok değişmedi aslında. CHP ve MHP yönünden. O yüzden ordunun kaybettiği nokta bana göre AK Parti'nin iki tane adayı koyması ki biz de bir vatandaş olarak bunu doğru bulmuyoruz ve ifade ediyoruz. Yoksa milletvekillerimizin şahsına, karakterine, kişiliğine bir lafımız yok. Belki de daha hizmet de edebilirler ama biz doğru bulmuyoruz vatandaş olarak. Teşekkür ederim. Bu ara paslaşalım Ersin. Şöyle tamam. paslaşalım. Ben şimdi ordudan yapılan işleri daha iyi bildiğim için oraları daha net yönlendirebilirim. Mesela Arif Bey'e sormak istiyorum ben. Arif Bey seçim döneminde hiç parti ayrımı yapmaksızın STK'larla beraber herkesi topladı bir araya geldiler ve bir ordu ziyareti gerçekleştirdiler. Bütün partileri ziyaret ettiler, bütün adaylarla yan yana resimler verdiler ki çalışmalara da ortak oldular. Ne gözlemlediler? Yani bu aslında bir araya gelememezliğin verdiği sıkıntılar sizin o ordu ziyaret etme süreçte de yaşandı mı? Ne gözlemleriniz vardı? Merak ederim. Bir de bu mesela Ali Bey'in cevapladığı soruyu aynı şekilde size de yönlendirelim. Siz oradaki seçim nasıl değerlendirdiniz? Listeler nasıl değerlendirdiniz? Şu anki adaylar orduya hizmet noktasında sizce yeterli mi? Ben öncelikle bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın ayın 17'si ve 18'inde üniversite giriş sınavı var. Ben de bir üniversite sınavına girecek bir öğrenci olarak bütün ailelere, ebeveynlere ve evlatlarımıza ve sınav gelecek olan tüm vatandaşlarımıza başarı dileklerimi sunuyorum. Önümüz Kurban Bayramı vesileyle fırsat bulmuşken de tüm Türk İslam aleminin, dünya Müslümanlarının bölgemizde yaşayan tüm farklılıkların da bin yıldır bu coğrafyada hoşgörülü yaşamış tüm farklılıkların da Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm ordulara da Allah rahmet eylesin diyorum. Şimdi şaşıracaklar kim öldü diye. Biz toplum olarak Allah'ın rahmetini bile öldüğümüzde dileyen bir toplumuz. Şimdi düşün biz seninle 30-40 yıllık dost olsak ölüne rahmet deyince Allah demeyecek mi? Ya bugüne kadar rahmetim ölünce mi aklına geldi? O yüzden Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Selamların en güzeliyle tüm ekranları başında bizi izleyenlere selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Şöyle siyasetteki sıkıntı şu. Çünkü hep biz siyaset konuşuyoruz. Bu konjonktürün önünü tıkayan Türkiye'nin temel sorunu bu zaten. Şimdi bir sefer demokrasiyi inşa eden ve demokrasiyi dünya tarihine kazandıran adı demokrasi olan Roma'daki kurulan düzenden bu zamana kadar bunun demokrasinin tarihini bilmek lazım. Mesela bir spor bitimi, Sea People işte bu oraya falan diye bu Roma'da savaşan askerler Roma tarihi için savaşmaya gidiyor. Geriye döndüğünde tabi ağalık var. Bir geliyor bakıyorlar ki köleler toprak ağaları topraklarını alıyor. Kendi çocukları savaşmaya gittiğinde kendi aileleri bakıyor. Kölelerden daha kötü şartlarda yaşıyor ve dağlara çekiliyor. Ve ondan sonra senatörlerle bir yönetim şekli oluşturuyorlar. İşte bir onun adına da işte bir adını unuttum şimdi bir demokrasiyi tekrar şekillendiriyorlar. Halk meclisi oluşturuyorlar. Evet. Bir sefer o zamandan bu zamana kadar demokrasi dediğim şey böyle insana çok barış ve özgürlük getiren bir şey olması için insanların bunu şartları karşılıklı oluşturması gerekiyor. Fakat biz de maalesef bizim siyasetçilerimiz, dernekçilerimiz, annelerimiz maalesef bunları koltuğa doğuruyor sanki. Bir de temel oturan problem, kalkmıyor. Evet, oturan kalkmıyor. Mesela problem şu. Bu arada da şunu unutmamamız lazım. Depremde yakınları kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi ben bir yaşadığım hadiseyi anlatayım size.
Orduya gittik. Bütün STK'ların yapması gereken nedir? STK'nın siyaset ayırmadan bütün siyasetçileri ziyaret. Yani hepimizin siyasi fikri vardır mutlaka. Tabii. Ama maksat ile hizmetse, il düzeyinde hemşerici yani STK'cıysak ilk önce il için hizmet ediyoruz. Ama bir aile babasıyız, bir anneyiz, bir işvereniz, bir işçiyiz. İşimizi doğru yapmamız gerekiyor. Evet. Bu perspektiften bakmak lazım. Biz de orada yapılmayanı yapalım dedik. Çünkü şikayet konusunda ben şikayet etmeyi seven insan değilim. Şikayet ettiğimiz konularda çözüm bakmak lazım. Ya sorunun parçası olacaksınız ya çözümün parçası olacaksınız. Evet. Orada da bir sorun var. Baktık ki herkes bir yerden geçinmek için tribüncülük yapıyor. Mesela şunu gördük. Ben orada siyasetine girdiğimde ya şu STK var, federasyon, konfederasyon. 5 kişi bir araya gelip konfederasyon kuruyor, federasyon kuruyor. Burada bakın bayrak da bir bezdir, kıyafet de bir bezdir. Buna anlam yükleyen bizim verdiğimiz değerdir. Evet. Şimdi biz orduya ne kadar değer veriyorsak orduda, kamuoyunda ve siyasette de bu kadar değer görür. O yüzden bu ordunun son dönemde orduda olmayan adayların bize dayatılması orduların siyasete verdiği değerle eşdeğerdir. Hiç kimse kızmasın, kusura bakmasın. Yani İkincisi, siyasetle ilgili değiliz mi diyorsun? Hayır, şöyle, siyasetin hakkını veremiyoruz. Bakın ben STK olarak mı veremiyoruz? Yani siyasetin dışında mıyız? Çünkü biz siyasetin için yaparsınız? Bir kazanımınız vardır değil mi? Şimdi TV2'deyiz. TV2'nin sahibisiniz. İmtiyaz haklarınız var. Burada bir İstanbul bölge temsilciniz var. Bölge temsilcinin yaptığı hatadan siz payınıza düşen alırsınız. O bugün bu işi bırakabilir. Ama o da çok büyük bir skandal olduğu zaman belki de o kadar riskli bir iş ki TV2'nin sonuna getirir. Allah muhafaza kötü çağırmayalım ama iyi bir örnek. Şimdi o kadar çok bariz hata var ki. Bakın şimdi STK'cı var. Bakıyorum evde hanımına sözü geçmiyor. Bakıyorum işte örnek vereyim ben İslamdağlıyım, İslamdağ dernek başkanıyım diyeyim. Kendime örnek vereyim ben Fatsalı İslamdağlıyım. Evet. İslamdağ'da karşılığım yok. Patronum işçilerimin karşılığında karşılığım yok. İşçiyim patronumun işçi arkadaşlarımın adında karşılığım yok. Mahalle arkadaşlarıma görüşmüyorum. Asker arkadaşlarıma görüşmüyorum. Veya işte bir mahalle kültürüyle alakalı bir kendimle alakalı bir kazanımım yok. Sonra diyorum ki orduyu yöneteyim. Şimdi bakıyorum. Hiçbir ordunun cenazesinde yoksun. Hiçbir ordunun derdinde yoksun, dertlenmiyorsun. Hastası olduğunda bir adam seni düşünmüyorsa, sıkıntısı olduğunda kapını çalmıyorsa, hastaya düşünme doktor için seni aramıyorsa ve ordu STK'larının bu zamana kadar da böyle bir sosyal paylaşım oluşumu yoksa zaten STK'cılık bugüne kadar olmamış anlamına gelir. Olmadı demek haksızlık olur ama. Ama yapıyor ama şu an mesela STK'larımız ben bu konuda demiyorum. Bak, ciddi anlamda çalışma yapıyoruz. İsmet İnönü'nün bir lafı var diyor ki, benimle ilgili basında bir şey çok şikayet. Benle ilgili bir sürü haber çıkıyor. Hiçbiri doğru değil. Ama düşmanlarımla ilgili çıkınca hepsini denerim diyor. Keser eklersin şimdi. Burada şu. Bir şeyi doğru yapmaktan bahsediyoruz. Liyakatli yapmaktan bahsediyoruz. Nerede işte? Doğrusu i̇şte değil, ne yapmamız gerekiyor? Doğrusu bu işte. Yani bir cenazede memleketine cenaze uğurlamakta o insanlar seni mezarlıklar müdürlüğünde elemanınız yoksa hastanede bir ilacınız bir tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılayacak insanınız yoksa mesela bakın ben diyorum ki başından beri STK'lara girdiğim günden beri şunu söylüyorum. Biz İstanbul'da STK'cılık önemli sivil toplum örgütü ama biz orduya, ordunun merkezine İstanbullu ordulular, Ankaralı ordulular gibi STK kurmamız lazım. Niye? Çünkü oradaki insanın bize ihtiyacı oluyor. Ve en büyük talihsizlik şu, bakın biz STK'cılık bir şey var yanlış okuduğumuzu kanaat ediyorum. Evet yapılıyor mu? Tabii ki şimdi benim bir tane çiftlikte bir tane tavuğum var İsa Bey. Ben oturuyorum bir bağırıyor. Nasıl ortalığı yıkıyor. Ben anlıyorum 15'inde bir tane yumurtladığı zaman gelip takdir istiyor. Gidiyorum bak. Ortalığı yıkıyor yani tamam mı? Şimdi birileri böyle. Ya, 15 günde yaptığı bir yumurta altı istiyor. 15'inde bir yumurta. Ama ben onu tutuyorum hoşuma gidiyor çünkü. Çıngar çıkartıp sonra baktım siyasetçiler de böyle. Şimdi STK'cılığı tavuk gibi değil balık gibi mi yapmak lazım? Bilmiyorum bir at bir çivinin alığı falan istiyoruz. Şimdi burada maksat şu. Bir yani hatırınız varsa bir yerde karşılığınız varsa insanların mesela bakın biz sen bir ordusuna bir vakıf kurduk. Farkına varmadınız bugün ama size bir şey söyleyeyim. Hepimiz vakfın sen bir ordusun vakfının mütevellisindesiniz. Evet. Bakın maksat hasıl olmuş. Evet. Ki biz sen bir ordusun vakfı diye bir program yapmadık bugün değil mi? Evet. Evet. Doğru mu? Güzel, doğru. Güzel. Çünkü buradaki maksat güzel bir siyaset yapalım, içimizden bir aday çıkartalım değil. İlk önce biz bize duracağız. Şimdi bir Muaviye meselesi var. Muaviye döneminde bir tane vatandaş Mekke'deki Mekke'den oraya Şam'a ziyarette bulundu. Devesi kayboluyor İsa Bey. Tabii devesini oradan bir yerli çalınca deveyi yakalıyor. Devesini çalan kişiyi yakalıyor ve diyor ki
Devemi çaldım, bu deve benimdi. Yerli olunca tabii hırsızlık iddiasında bulunan yabancı olunca bu oranın yerleri bunu bir dövüyorlar. Diyor ki ya böyle yapmayın, Müslüman değil mi? O zaman tutun deve erkek mi dişi mi, %50 şansın var, öğrensin bakayım diyor. Söylesin diyor dayak yiyen kişi. Tabii adam da diyor ki dişi, deve erkek. Sonra da Muaviye geliyor, ortalık falan böyle bir hümayiş olunca halkı tutuyor. Sen diyor nasıl diyor bir hainlik yaparsın diyor. Adam o diyor işte cezasını verin derken nereden geldin sen deyince, Mekke'den geldiğini öğrenince ha diyor, dönüyor halka. Bence bu deve erkek diyor. Deve dişi. Millet evet efendim, evet evet, halk, bütün halk hep beraber bu deve erkek diyor. Ama deve dişi diyor ki, tutuyor eline veriyor. Yılları bir de 3 tane deve verin gidin diyor Hazreti Ali'ye söyleyin. Bak arkasında ona deve dişi olduğu halde erkek dediğinde erkek diye tasdikleyen bir halk kitlesi var. Bir nüfus var. Şimdi biz buna böyle yapmamızda. Bakın ben şimdi birisi bu Enver Bey ile ilgili bir listelerle ilgili sıkıntılar çıktı. Şimdi Enver Bey'in bir oğulluk iddiası yok bir kere. Numan Bey. Numan Bey, pardon. Numan Bey, özür dilerim. Numan şimdi Numan Bey. Numan Bey ile ilgili mesela STK'larda bir araya geliyoruz. Evet. Ben ya Numan Bey düşmanımız değil. Numan Bey veya ordu siyasetçi kim varsa bunlar bizim düşmanımız değil. Lakin şöyle problem var. Şimdi mesela herkes ortak müşterekle konuşuyor. Samimi insanları gaza getiriyorlar. Bunlar teşkilatçı olmuş, yıllanmışlar artık, tamam mı? STK'larda. Evet. Yıllarına geç. Siz burada iyi niyetle bir şey söylediğinizde koşa koşa Numan Bey'e gidiyorlar ve Enver Bey veya adı kimi, her kimse, Mustafa Murat'a vesaire. Ya işte o ortamda vardı. 5 kişi oturmuşlar. Bir de sen bir ordusun, bak bu şöyle. Bizi başkalaştırarak bir de başarılıysak ve tehlike, o zaman tehlike başlıyor işte. Yani Ali Çelik adaysa ve bütün her şey siyaset üstüne yapılıyor. Şuna bakmamız lazım. O zaman kendimize şunu soralım. Bir ordudan buraya bir kız çocuğu geldiğinde emanet edebilecek marka değerli biri var mı? Bakın eskiden hastalıkta, problemde kavga ettiğimizi bizi barıştırabilecek bir marka değerimiz var mı? Abimiz. Ordulluğu sevindirebilecek. Çünkü biz bir yere gittiğimizde bir mesleki tercihi sorulur. Sonra nerelisin diye devam eder. Evet. O ki söylediğin kişi seni temsil eder değil mi? Doğru. Bakın şimdi. Var mı peki başkan? Bence yok. Yok değil mi? Bence yok. Ya mesela toplumun şimdi sıkıntısı bunlar mı sence? Aslında STK'ya girmek istemiyorum. Önce siyaseti konuşalım istiyorum. Ben evet, ikili gelmek istiyorum ama. Sahi ikiniz de STK'da çok varsınız. İkiniz de STK konusunda çok bilgilisiniz. Özellikle bir arada olmak istedim ben bu akşam. Çünkü evet, aslında konuşulması gereken iki unsur var. Bir STK'lar, bir de siyaset. Bu iki mekanizmada bana sorarsanız sıkıntı var ordulu açısından. Siyaseti öncelikle konuşalım ki daha sonra evet, STK'ya gelelim. Uzman olduğunuz alan burası. Ki bence en önemli alan siyasetin aslında kapısı da burası. Yani STK'lar aslında siyasetin kapısı olmalı. Geçiş oradan sağlanmalı, toplumun süzgecini onlar yapmalı. Ama biz her iki işte de hata yapıyoruz. O hataları bulmaya çalışıyorum ben aslında. Yani biz nerede hata yapıyoruz siyasette? Siyasetteki yapılanmayı bir anlatırsanız başkanım, tamam, oradaki gözlemlerinizi bir anlatırsanız, oradan yola çıkarak sonra STK'ya doğru evlenelim. Ben de şöyle yavaş bir takdirde bulunayım, ondan sonra lütfen devam edin Sayın ben Genel Başkanı. Ben zaman kazanayım. Bir soru yapayım. Onu. Şimdi bir krala birini getirmişler. Adam demişler büyük mahareti var. Ne yapıyor? Getirmiş bir iplik ıslatmış, çuvaldızı almış, bir yapmış, iğne delinden geçirmiş. Bir daha yap bakayım demiş kral, bir daha yapmış. Bana ne güzel, kaç sene uğraştın bu işe demiş, 30 sene. 90, 30 demiş altın verin, 90 değnek vurun buna. Niye efendim demiş, 30 sene boyunca uğraşmışsın. Boş bir işi demiş, kendini mahir etmişsin ama şimdi buna altın verdiğimi kitle görse boş işlere merak salacak. Ama 90 değnekle veriyor, vuruyorum ki bu boş işle kendini harcamış ama 30'da altın veriyorum demek ki bir insan toplum yararına bunu geliştirebilirdin diyebiliriz. Evet. O yüzden siyasette şuna bakmak lazım. Adam 30 yıllık, 20 yıllık siyasetçi, bir gün bir araya geldik. Pardon, STK'cı. Dedim ki 30 yıl ordunun tarihteki adını söyledim. Kotyor olduğunu bilmiyor. Ben ona kızmıyorum. Biz bayrak koşucuları olarak, yani ben işte az önce sen programa girmeden önce bir şey dedim. Biz düzelteceğiz. Evet. Bir problem varsa, şikayet ettiğimiz konu varsa şikayete etmekten öte biz nasıl çözüm buluruz? Bir hastalık varsa sürekli herkes konuşarak bu yarayı deşmeye çalışıyor. Şimdi az önce dedim, mesela siyaset dediniz. Sürekli herkes şundan bahsediyor. Listeleri Numan Bey yaptı. Evet. Peki Numan Bey. Ya Numan Bey ordulu değil ki. Numan Bey'in öyle bir iddiası yok bence. Ben Numan Bey'in ağzını hiç ordulu demediğini duydunuz mu? Peki şunu soracağım hemen orada. Numan Bey ordulu değildi. Şöyle, hatta gelmemek için ilk dönemde hatırlarsanız ulusal bir kanalda, hangisinde hatırlamıyorum. Ben Kastamonluluyum, orada ne işim var diye özellikle de kendini savundu. Yani gelmek istemediği aşikardı ama ısrarla orduya geldi. Ya da biz şimdi bundan sonra ısrarla orduların arasına Numan Bey'i çekmeye çalışıyoruz. Ordulu ona yapıştı kaldı artık bu saatten sonra. Peki Numan Bey orduya gelmediği halde seçim için orduya gelmeyen bir isim, Türkiye'nin en büyük siyasi isimlerinden bir tanesi. Doğru. Niye listeleri yapar? Yani ordu listelerini niye Numan Bey yapar? Şöyle söyleyeyim bakın. Şimdi birinci sıra CHP'den Seyit Torun Şampiyonlar Ligi. Değil mi? Birlik evet, düşünün. Biliyorsunuz sporda müsabakalarda kuşaklar vardır ve kilolar evet, vardır değil mi?
kategoriler vardır. Şimdi düşünün, CHP birinci sıra Seyit Torun. Büyük büyük marka değil, yerel yönetimden sonra başka ayağımızı. Türkiye'nin neresine giderse gitsin birinci sırayı alır, değil mi? Evet. Almadı, geldi Ordu birinci sıraya geldi, halkınla yüzleşti. Evet. İki. Şu an genel başkanlığı konuşuluyor. Genel başkanlığı. Bilemem ben. Bak ben burada hiç kimseyi germek adına da konuşmuyorum. Ben Ordu'da layık olan biri varsa layık başında gidelim. Ama evet, elimizin alt, üstüne aldığımız insanı Fatih Samat'ın dediği gibi, yamuk olanı kılıcımızla düzeltin dediği gibi, kılıç bugün kalemdir. Yani illa gidip adamın kafasını kesmekten bahsetmiyoruz. Evet. Bu mecazi anlamlardan bahsediyoruz. Numan Bey'i yıpratmayalım ama Numan Bey orduları yıpratıyorsa bir dakika dur diyelim. Şimdi esasında siyasetçinin bizden istediği tam olarak bu. Mesela her Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olduğu dönemde, Ordu günlerinde bize şunu söylüyor. Ya bu orada İstanbul temsil konusunda problem var. O zaman biz İstanbullulara oturalım. Buradan da çağırıp bu problemi kendi aramızda çözelim. Mesela geçen günü Ordu ile ilgili problem oldu. Basında ben bunları basında adam şunu az önceki tavuk gibi ortada problem buldu da bıçaklayayım diye uğraşıyor. Bakın ben İsa Akçay'ı seviyorum kişilik olarak ama televizyon kanalında sahibi olmasının, imtiyaz sahibi olmasının da bir hikayesi var. Bu kanal Erzincanlı birinindi ve aldığı günden beri bedel ödüyor ve bunu TV52'ye kazandırdı. Ben mesela bunu dert etmiştim. Allah razı olsun. Başımdan belayı aldı. Ya benim için bela bildiğim şey sektör değil. Bela hani hakka yani eğer ki iddiası hak olan imtihanı alıyor. Şimdi Numan Bey'e gelelim. İyi Parti koalisyonda olmasına rağmen İdris Naim Şahin pazarlıklarla çok seçilecek, seçilmesinden garanti olabilecek bir yere girebilirdi değil mi? Evet. Ama o da Ordu'ya geldi. Evet. Peki Numan Bey Ordu'nun tüm siyasetini şekillendirdiğini iddia ediyorsak tüm STK'dan ortak kanaati bu ve bu arada ortaya çıktığımızda hiç kimse bundan bahsetmiyor. Yani biz samimi söylüyoruz ya, bak aha efendim diye bir de koşa koşa genel merkeze veya onu yetiştiriyor. Bakın şimdi birçok STK'da İstanbul'da gördük ki birçok toplantılara falan katılmadığını da gördük. Bunu ben söyleyeyim, SKM'leri ziyaret ettik, arkadaşlarımızı da gördük. Şimdi ben hiçbir zaman Numan Bey'i bir ordu olarak görmedim. Neden ordu olarak görmedim? Şimdi bakın bir ordulu Numan Bey'e ulaşabiliyor mu? Ulaşamam. Ay, soruyorum size, ben Numan Bey'i tanımam. Ama babasını babam tanır. Babasının elinde doktor çantası vardı. Yere geliyorum hemen bitireyim. Hemen yarım kalıyor sonra. Çantasıyla ev ev gezerdi. Eskiden doktorluk olmadığı dönemde ben babasını Fatih'ten tanırım. Ayrıca tanırım. Ama biz sürekli bir ordulu değer bulmuş ve bu değeri onun üzerinden siyasetle sistem tahtası yaparak onu ordulaştırmaya çalışıyoruz. Adam nasıl ordulu? Adam böyle ordulur. Yarın bir gün ben onu kişisel olarak kavga etsem bile burada yaptığı hikayesi ötekileştirmemem lazım. Bak Ali Çelik'le Ali Başkan'la biz Ordef'te karşı karşıya geldik. Ama Ali Çelik o durumu o kadar iyi kotardı ki bugün yan yana o benim en kuvvetli bağ, gönül bağ, kan bağında tabi bağ. Bugün benim kardeşim, aile dostum. Ne istese veririm, ne istese istemeden alırım. Ne alacağımı da biliyorum. Şimdi burada şu, ucu açık kalmasın. Mesela orada ilk Numan Bey yoktu. Şimdi şuna geleceğim, bak. Orada size en çok etkileyen neydi? Aslında sormak istediğim şey. Bu şimdi, yani oraya gittiniz, sizi en çok etkileyen, orada bütün siyasi partileri gezdiniz, vatandaşla görüştünüz, sahadaydınız. Sizi mesela en çok etkileyen şimdi şey oraya gideyim dedim, STK'larla konuştum. Şimdi birisi şucu, biri bucu, biri ocu. Şimdi evet, biri diyor onun hakkında konuşsam ölüm kesin. Çünkü bütün STK'lardaki genelinde değil, çok az bir rahmanı insanın harcayacak hepsi siyaset için bunu yapıyor. Ya kardeşim sen ilk önce yani bir kitlenin arkasında olması insanları inandırman lazım. Evet. O yüzden mesela bakın Ali Bey şahit, biz bir yere gittik. Bana direkt Fatsa Belediye Başkanı teklif edildi. Artık siyaset alttan yetişerek gelmiyor. Lobilerle oluyor. Evet. Bakın kendisi şahit. Söyler de söylemez. İnkar eder veya söylemeyebilir ama ben diyorum ki benim her şeyimi kefir olan biri gittik. Neyse sen söyledin mi tamamdır ya. Orada bize Fatsa Belediye Başkan teklif edildi. Bak, bir yere, oradan hemen dedim ki ben Fatsa'ya bunu yapmayın efendim dedim. Ben Fatsalı değilim. Ben İstanbullu Fatsalıyım. Burada bizim 18,5 milyon hemşerimiz var. Bakın burada bu stüdyonun hayatta kalması İstanbul'daki ordulara bağlı öyle mi? Evet. Biz burada da siyaset yapacağız. Çünkü insanlar bizden iş istiyor. Bakın size bir şey söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi'nde iş isteyen bir insana, sağlık sektöründe iş isteyen bir insana veya doktor, hemşire gibi beyaz önlüklü, beyaz yakalı kişilerin referans olabileceği ordulu marka değeri kim var? Hastanelerde marka değerimiz kim var? Zaten bir tane oldu mu da Allah rızası için birini bulduk mu da zaten bitirene kadar devam ediyor. Çünkü bir tane var o da ölüyor. Ya çünkü yani bu yük dağıtılması lazım. İkincisi ben Ordu'ya gittik. Orada madem siyaset diyorsunuz ya Numan Bey'in siyaseti şekillendirdiğini söylediler. Evet. Bakın ben Ordu'ya gittim. Mesela ben en çok istediğim şeyden bir tanesi Ordu AK Parti il başkanı esasında tüm Türkiye'de söylenmesi gerekeni söyledi. Ne dedi? Ulaşamıyoruz efendim size. Eski il başkanı. Eski evet, il başkanı. Bir önceki il başkanı. Evet. Ben kendisini ziyaret edecektim. Cumhurbaşkanı ulaşamıyorum. Kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyordum. Benim söylemek istediğimi bir siyasetçi ve bir dava adam istifa etmedi. İstifamı sunuyorum dedi. Ki seçim süresine zarar vermemek için. Şimdi gelelim biz kendi STK'lara. Yani o güne kadar ulaşıyormuştu o zaman ulaşamamış. Ne anlayacağız buradan?
Ben bilemem. Ama öyle söylüyor işte. Ama yani, öyle söylüyor. Orada sen şimdi o zaman burada yani. Olay ulaşmadı. FETÖ'cü. Bak bak FETÖ'cü. FETÖ'cüyü yakaladık o zaman. Hayır hayır. Kesin FETÖ'cü. Bugüne kadar sustu. Seçim zamanı bunu yaptı. Evet. AK Parti arkadan AK Parti'yi çeken çekti. Burada çok aslında... kurumsal bir yapıya sahip. Her ay mutat olarak genişletilmiş il başkanları toplantısı olur. Şehrin il başkanı, büyükşehir belediye ben başkanı. Siz, ben neyi demek istediğinizi çok anlayamadım. Yani şunu demek istiyorum. O beyanı il başkanının o bir beyanı gerçek değil mi? Yok. Bu beyanı tabii ki kamuoyuna açık bir şekilde basın yayın yoluyla yaptı. Bu beyan gerçektir. Ama ben bu beyanın bizim anladığımız maksatla olmadığını söylemeye çalışıyorum. O da şudur. Her ay Ankara'ya mutat olarak giden Cumhurbaşkanı ile birebir tokalaştığı bir toplantıya katılan bir kişinin son kertede listeler muhtemelen istediği gibi şekillenmeyince veya kendisine listede yer bulamayınca çıkıp ben Sayın Cumhurbaşkanıma ulaşamıyorum orada açısından çok vahim bir durum ortaya çıktı demesi ne kadar inandırıcı. Ama ona haber değil mi? Sence mi? Değil miydi? Zaten sonuçta öyle olmadı. O zaman bir dakika beraber yaşadığımız bir ara şeyi söyleyeyim. Evet. Sana bir çok ciddi bir holdingin sahibini bir parti genel başkanına arayıp da adayınla beraber götürdük, bir başkanla götürdük. Beraber gittik kooperatif, evet, vakıf evet, olarak. Evet. Ne oldu? Genel başkanın selamıyla geldi. İl başkanı ne dedi? Ne, listelere mi girebildi? Evet. Ben onu ben bilmem. Ben siyasetçi değilim. İstediğim evet, şey şu. Duruş sergilemesinden bahsediyor. Olsun, bir karakter olması, bir il başkanı serzenişte bulun. Şu tarafından oku. Madem bu kadar kanaat önderi olan bir adam, listelerde bana kanaat edilmiyor diyor. Ve bak ne oldu? Adamın hiçbir listesi gelinmedi. Hatta senin bana söylediğin bir şey vardı. Veya birçok arkadaşın dillendirdiği. Bu şahıs genel il başkan yardımcısı bundan sonra il başkanı olur dediler ve oldu. Demek ki bir derin el var. Adam bir feryat ediyor. Öteki türlü düşün. Ben şimdi mesela birçok arkadaşımızla ilgili serzenişte bulunuyor. Diyoruz ki ya arkadaşım dost acı söyler. Bu benim için de geçer. Yanlış yapıyorsam söylememiz lazım. Doğru. TV 52 ile ilgili bir kurumsal yapıya zarar veren bir kişi olsa bu dedikodu ispiyon gibi fitne gibi değil. Ama konunun muhatabına gelip derim ki İsa Bey böyle düşünüyorum. Mesela sizin programınız vardı. Evleri gizli yatalak hastaları geziyordu. Ben o programı TV 52'de hiç kaçırmazdım. Şimdi senin soruna cevaben söylüyorum. Ben bu şahıs iş meselelerinin ne olduğunu belki çok kötü bir adamdır. Ama şimdi AK Parti problem yok, kişiye girmeyin. Türkiye'de sen, siyaset bu zaten. Liderin dediğini yapmadın mı? Bakın ben Amerikancı oldum bu ülkede. Evet. FETÖ'cü olmadık çünkü FETÖ ile ilgili tarihinde biz FETÖ ile ilgili diyorduk ki bu adam ehl-i sünnet düşmanı, bu adam vatan haini, buna bir dur diyelim, bununla ilgili ifade vermiş bir adamım. 15 Temmuz gazisi, MHP ile AK Parti döneminde ben tankın üstünde resimlerim var. Cumhurbaşkanına gidemedik yalaka derler diye. Şimdi AK Parti ile MHP kol kola girdi. Şimdi biz kahraman olduk. O zaman vatan haini miydik? Şimdi burada ben siyaseti biz şekillendirmemiz lazım. O zaman sen benim arkamda durursan hani ne dediğimi burada samimi halis duygularla konunun muhataplarına söylesen bir gerçekçiliği. Mesela yaşadığım bir hadise anlatayım size madem öyle. Hadi bakalım genel merkez bunu biliyor mu? O zaman genel merkezde muhataplarına götür. Genel merkeze tamam, iletiriz biz. İlet o zaman iletiriz. Sen. Tamam Ekranel Hoca'ya iletmiş olalım. Şimdi orduya gittik. Bizim derdimiz emin olun bu programı çok etkili insanlar izliyor. Hiç kimsenin izlemesi de benim derdim ne biliyor musun? Evet. Ordu üzerinde orduluğu meslek haline getirmiş insan yakamızdan düşsün kardeşim. Bak biz malımızla, mülkümüzle, çoluk çocuğumuz rızkıyla biz orduda yürüdük. Güreş festivali için insanlar siyasetçiler nerede diyor soruyor. Ben ona bakarım. Hangi adam yanımda? Bak şimdi önümüzdeki dönem yine ona da geleceğiz. Ama vakti tasarruflu kullanmadan hakkınıza da girmeyeyim. Şimdi bakın biz orduya gittik. Bütün adayların hepsini İsa Bey gezdik. Ve hepsine de iyi dilek temennilerimizde bulunduk. Olması gerektiğini seçimi kazanan tarafta bir itidal çağrısında bulunduk. Ve esasında bunu da oraya gittiğimizde ben şunu asla yapmıyorum. Yani orada şu çatı kayıyor burada. Evet ordu vakfı da varsa tüm çatı kuruluşlarının adına oraya geldiğimizi söylüyoruz. Birileri de buradan kendine pay çıkarmasın. Evet. Tamam mı? Şundan dolayı söylüyorum. Bu sefer lafa geldiğimi başarıdan pay kapıyorlar. Başarısızlığa geldiğimi de ötekileştirmeye çalışması. Biz onlar adına da gittik oraya. Yani çünkü olması gereken bu. Bu da kötü bir şey varsa İstanbul'da bundan payımızı hepimiz alıyoruz. Evet. İyi bir şey de varsa herkes bundan payını alıyor. Bence çok örnek bir davranış ayrıca. Evet. Gittik orada. Tabii, tabii. İdris Naim Şahin'den. Takdire şayan kesinlikle. İdris Naim Şahin'den tutun da Aşkın Törene kadar, Ulaş'a kadar, Ulaş Tepe'ye kadar, Seyit Bey'e kadar hepsini gezdik ve ben bakın şunu söyleyeyim. Partisi ismi cismi evet, etmeksizin herkesi gezdiniz. Evet. Akşam yani, mesela sahada hepsini yanına Kavuş Kafe'nde oturduğumuzda Mustafa Adı Güzel geldi. Mustafa Hamarat'ı canlı yayında aradık. Hatta Mustafa Adı Güzel gittikten sonra çadırı açtık. İçinde bozkurt yaptık. Şaka yaptık ona hani hep beraber AK Parti ile işte koalisyonlar vesaire. Ben hiçbirinden bugüne Mustafa kadar... Mustafa Hamarat sahileymiş miydi? Hep o yukarıda diyorlardı o gün gördüm. Şimdi bakın. Çadırdaydı. Biz çadıra indik sabah 8'de heyetle beraber Kavuş Kafe'ye indik. Kahvaltı yaptık. Bir grupla oturuyorlardı. İl başkanı olduğu söylendi. Biz selamlaştık, gittik. Programlarımızı yaptık. Daha sonradan o günün akşamı
ziyaretleri yaptıktan sonra Fatsa Ünye İl başkanı falan, o kafede mi evet, kamp kurdu? Kavuş kafede dedikleri kafede. Akşam bir daha geldik. İsim vermeyelim, reklama giriyor. Tamam. Ya doğru. Bir kere söyle tamam. X kafe. Bu arada X da kafe. Müthiş bir mekan. Harbiden hayran oldum. Hizmet falan on numaraydı. Güzel. Sonra ikinci sefer bir daha gittik. Akşamleyin. Ordu il başkan yardımcısı sahibi de. Bir dakika. Ordu il başkanlığımızla beraber bir akşam toplantımız vardı. Programlarımızla ilgili çok güzel bir toplantı oldu gene orada. Gene oradaydı o il yönetimi. Nasıl yani? Sahada olması gelen ekip. Ben bilmem bak, sahasını ağasını bilmem. Belki haklı bir gerekçesi vardır bak. Sonra dedik ki evet olabilir. Sonra biz bir gün sonra akşamüstü Hilmi Başkanımız bizimle görüşeceğini söyledi. Çok özür diledi. Toplantılarım çok yoğun. Mutlaka ayrılmayın. Saatleri biz il merkezdeki gezilerimizi yaptık. Gençlik Spor Müdürü, Kültür Müdürümüzle 7. ayda yapacağımız, biraz sonra müjdeleyeceğiz. Fırsat verirseniz çok sevinirim. Güreş Festivali geçen sene yaptığımız, bu sene ikincisini yapacağımız, geleneksel hareketimiz güreş turnuvasının görüşmeni yaptık. 11'de bekler misiniz beni? Hayır hayır, hatta oturduk orada. Yaşar abiler geldi, Yaşar Pamuklar geldi, bizim için çok önemli bir şahsiyettir. İşte sendikacılar geldi falan, Mustafa adı güzeller geldi. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben şunu gördüm, hiç problem yok. Doğru sözle giderseniz problem. Akşam saat 8.30'da gittik. Genel başkanı ve kadrosu oradaydı. Akşam 11-12 dükkan kapandı, bunlar gitti. Bu anlattığınız seçime, şaka falan değil değil mi? Seçime ne kadar? Şaka mı? Sen de oradaydın. İnanamadım şimdi siz böyle anlatınca. Ya ben böyle anlatınca daha farklı geliyor değil mi? Aynen aynen, ben inanamadım ya. Burası şimdi seçim işte, koordinasyon merkezi falan mı? Şimdi bakın, depremde çocuğunu kaybeden evet, bu adam acısına rağmen vefadır adına derseniz bir dava inanmıştı. Allah canıma nasın, canına versin diye Cumhurbaşkanı değil mi? Evet. Tutuyor, ta bölgesinde sahaya gidiyor. 3 gün kala bir pozisyon. Şimdi bu adam Ömer Bey, size sorayım. Öteki Tomakin Bey, FETÖ'cü veya bilmem hayır, FETÖ falan demiyor. Hayır, sen demiyorsun da şey, genel kanaat bu. Adam şimdi bir serzenişte bulundu. Elini taşın altında, öteki türlü baksan il başkanları olmayacaktı, doğru mu? Hı. Peki bir ailenin hiçbir toplantıya katılmayan, ortada gözükmeyen, hayır kurumlarına toplantılara katılmadığını iddia ettiğiniz bir aile, ordunun üzerinde, siyaset üzerinde, hatta birinin tabiri defineci işte vekil seçti. Bunu herkes konuşuyor. Fakat ya kral çıplak kardeşim, toplum önüne çıktıkları zaman siyasi geleceğim, benim şimdi siyasi geleceğim falan yok. Hiç böyle bir derdim de yok. Zaten derdiniz olmadığı için genel başkanlarla ilgili yani hacı yatmaz gibi siyaset yapıyorlar. O zaman doğruları konuşacaksak oturalım diyelim ki sen yanlısın, elekten geçirelim, orada takılsın kardeşim. Doğru evet, mu insan? Kesinlikle katılıyorum. O zaman kesinlikle. Ben de belli bir zaman sonra, şimdi belli bir zaman sonra ne olacak? Ben de belli bir gün geldiği zaman diyeceğim kardeşim, ben de o zaman hacı yatmaz gibi olamayacağıma göre bu toplum beni dışlayacak. Ben kendimin açısından ve arkadaşlarımızın, bana gönül vermiş arkadaşların ne açıklan, çünkü herkes orada bir siyaset parti, bir siyasi milletvekili adayı bir kurumu temsil ediyor. Hı. Gidelim bakalım onların gözünden nasıl görünüyormuşuz dedik. İdris Bey'e gittik. İdris Bey'i kucakladı. Reisim hoş geldin dedi. Seyit Bey'e gittik. Güler yüzüne toz çizdik sanayide. Ulaş Tepe'yle öyle. Aşkın Tören bize ekranları açtı. Projeler hazırız. İstanbul'da dedi. Kültür evi yapalım. Ordu çadırı yapalım. Ordu konağı yapalım. Bakın Ankara temsilciliğimiz de bize Ordu konağında iftar yemeği verdik. Ramazan'da gurur duyduk. Bak Hilmi Bey dedi ki tüm projelerinize beraber bir problem varsa demek ki bu problemi biz doğru tedavi süreci yaparsak bu süreci tamamlayacağız. Şimdi ben şahsında bir sorunum yok. Ama bu bir sorundur bana göre siyasetçi olarak. Şimdi bu şahıslar ne diyordu bugüne kadar? Beraber konuşmuşsun vakıfta, toplantılarda. Birçok arkadaşlarımıza şahit de olduk. Şimdi bu ekranları başında bizi izleyen arkadaşlar da bunu inkar edebilirler. Ama inkar etmeyenler de beklerim açıklıkla. Ne diyorlardı? Ya bir aile var. Bu aile müdahale etti. Ordu siyaset. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Demokrasiden ve genel merkeze konuşuluyor diyorsun ya. Ben buradan genel merkeze bir çağrıda bulunuyorum. Ordulu bırak belediye başkanını. Önümüzde yerel seçim var. Bir tane Ordulu milletvekili adayını, belediye başkanını bırak abicim. Meclis başkanını... Onu da geçtim. Ya bir tane meclise, Trabzon meclisine bir tane meclis üyesi sokalım. Görelim bakalım. Hadi mümkünse sokalım. Hadi bakalım. Bakın 31 yıl boyunca orada Cumhurbaşkanı gelmemiş biliyor musunuz? 31 yıl boyunca. Ben bunu kimseden duymadım. Okuyarak öğrendim. 22 sürü defa geldi. Evet. Ve Tayyip Bey'in kere geldi. Şimdi bakın bir genel başkan 10 tane il geziyorsa, 8 tane ülke geziyorsa bir günde adam, bu insan falan insan gücüyle olacak bir iş değil. Evet. Şimdi birbiri bekliyor ki onu, yani bir tarafsan bir tarafı geleceksin. Niye geleyim abi? Oranın da doğrusunu söyleyeyim. Ben çünkü partici değilim. Ben sandığa gittiğimde ben bu partiden başta oy atacağım diyerek bu ülkeyi bu hale getirenler bir tarafı başkalaştırıyor. Ben diyorum ki bu ülkenin değerlerimiz varsa, benim fındığıma kim çare buluyorsa, evet, bu çözüm noktasında masa kuracaksak evet, hepimizin siyasi kimliği olacak ama maskeleri çıkartalım. Bir doğru yanlışı ayıralım. Bakın bir arkadaşımız dedi ki bize siyaset yapacaktı. Ordunun çok ileri gelen ailelerinden birisi. Dedim ki ya STK'lara girmen lazım. İşte yani hayır kurumlarında önde olman lazım.
Orada işte bu kurumlarda garibe, gurabaya, fakire yardım etmen lazım. E dedi ki benim bu aile var, hiçbir şeyde görmüyoruz dedi. Ordu bütün siyaseti bu şekillendirmiş dedi. Dedim o zaman diyecek bir şey yok ya. Yani. Var mı şimdi? Şimdi Sayın Erkan çok teşekkür ediyorum. Bunun cevabını bir versin Ömer Faruk. Mesela iki yıl başkanı arasındaki farkı versin. Gibi bir şey sormak istiyorum. Ama şimdi, sen önce bunun cevabını öyle. Yani partide taraf olan şimdi, birisi olarak şu durumun eyvallah, bir cevabı olmalı. Üçüncü bölge milletvekili aday adayı olarak. Gerçi evet. Üstad da daha önce AK Parti'den aday adayı var. Burada aslında herkes siyasetten çok ciddi tecrübeli olan, çok ciddi altyapısı ve background'ı olan insanlarla beraberiz burada ama. Şimdi ben Sembir Ordusu Vakfı Genel Başkanımız gerçekten ordunun yetiştirdiği nadide bir kişilik. Arif Medike ile bu seyahatte beraberdim. Şimdi sanki canında değilmişim gibi böyle izleyince dinleyince bunu vallahi hayretler içerisine düştüm. Yani o sahayı gözlemleyen bir, evet, yani seçime bir hafta 10 gün kala AK Parti'nin il başkanının bir kafede yani bak ben ortamı da gördüm. Yani gayet de aslında nahoş da görüntüler de vardı. Çok önemli değil artık oralarını. Oralarını yetkililer değerlendirsin. Demek, kulis ki, orası. Yani seçim sattığı mahallinde herkes yani insanlar ya teyzeler, amcalar, insanlar ceplerinden çoluk çocuğun rızkından feragat edip ondan sonra sahada çalışırken ve Cumhurbaşkanımızın her katıldığı programda, her katıldığım mitingde bir oy bir kişi ikna edin, bir oy fazla getirin diye insanlara, milletine, çeşmelerine yalvardığı bir dönemde bu tabloyu Sayın Arif Hikmetlik'ten ağzından dinledikten sonra bir daha tüylerim diken diken oldu. Çok özür diliyorum. Bakın diken diken oldu. Çok özür diliyorum. Söz alabilir miyim? Şimdi ay sonu geldiği zaman, çekler olduğu zaman yüzümüz düşüyor değil mi? Evet. Abi sıkıntı o adam, basıyor. Şimdi o yüz ifadesinde o yükü hissedeceksin üzerine. Bakın ben gittim ve bana Aşkın Tören olsun, Hilmi Güler olsun, Seyit Bey olsun hepsi ve Hüseyin Tavlı mesela çok başarılı bir belediye başkanı, müthiş bir aşevi yapmış, gurur duydum. Evet. Ben adama nasıl yardımcı olurum diye düşündüm. Çünkü bir ilçe belediye başkanının işte gittik Ethem Kibar'a gurur duyduk. Akıza birçok belediye başkanlarımıza yakın gittim diye ötekilerin hepsini tebrik ediyorum ama hani o dedim ki ben bana bu adam böyle davranıyorsa şimdi bir, demek Ünyeli geldiği zaman veya ondan bir çözüm geldiği zaman ondan bana bir sorun gelsin daha çok üretici olmam lazım, daha çok faydalı olmam lazım diye bir kahvenin kıkırdatırı vardı. Ben o gün oraya gittiğimde kahkaha atılan bir ortam var. Ben bile gergindim abi. Acaba kavga mı olacak? Acaba beni Seyit Dorun bir şey mi diyecek? Seçim sorunu olacak. Çünkü bir AK Parti ile fotoğraf veriyorsun. CHP'li seni AK Partili yapıyor. Evet. Bakın ben Amerikancı oldum, İsrailci oldum, FETÖ'cü oldum. Her şey olduk bu ülkede. Evet. Allah'a şükür 7 yıldan beri bir şey olmuyor. Çünkü siyasetten uzak duruyorum. Evet. Ama bir şey olmak lazım yani. Ben şimdi o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Özellikle ordunun seçimini, orduyu iyi tanıyan, orduyla ilgili yıllarca deneyimi olan Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız İsa Akçay'a biz İstanbul'daki ordulu STK'ların ne yapması gerekiyor ki bu girdaptan kurtulup söz sahibi olalım? Yani açıkçası nasıl görünüyor? Ordudan İstanbul nasıl görünüyor? Şöyle bir ekleme yapmak isterim. Şimdi burada gerçekten ben de konuk istasyonuyum ama bir nevi burada ev sahibi gibi 3 tane çok değerli konuğumuza ben de bir şey demek istiyorum. Hakikaten avukat Ali Çelik hem mesleki anlamda hem STK'cılık anlamında hem de siyasi anlamda İstanbul'da kendini ispatlamış marka değeri bir ordulu hemşerimiz. Hı. Ben kendisini çok yakından tanıma fırsatı bu son bir yılda bulduğum için kendimi de bu anlamda gerçekten bir eksiklik hissettim. Yani şanssız gördüm kendimi. İnşallah bundan sonra daha kendisinden hangi daha yapıda, çok istedim. Hangi yapıda tanışma fırsatı buldun? Kesinlikle yani burada onu da teşekkür edeceğim şimdi. Sen bir ordusun. Evet. Dolayısıyla Sayın Ali Çelik'e de aynı şeyi onun da yani konuşması da buna mutlaka yer vermesini isterim. Sayın Arif Hikmetlik'e Sen Bir Ordusun Vakfı Genel Başkanı'na o da her ne kadar böyle çok siyasetten anlamam bilmem uzak duruyorum falan filan dese de aslında siyasetten. Bilmem diyenden konuşuyor. Aynen siyasetten çok derin bağlantılar olan bugün reis cumhurumuzdan tutun da bütün siyasi partilerin genel başkanlarına kadar çok ciddi dostluklar, arkadaşlıklar ve bağları olan yine şahsına münasır ordunun yetiştirmiş olduğu çok önemli bir değerdir kendisi. Ya İsa Akçay deyince zaten hiç konuşmaya bile gerek yok. İsa Akçay hakikaten ordu deyince tüyleri diken diken olan, ondan sonra kalbi bir farklı atan, bakışı değişen, yürüyüşü değişen ve o şu televizyonun alış hikayesinde biz bu süreci beraber kurguladık. Bu televizyonu beraber aldık. Yani o zamanki şartların, o zorlukların, o imkansızlıkların içerisinde bu marka bu orduda kalmalı. Bu markayla orduya çok büyük hizmetler edilir. Orduya çok büyük kazanımlar getirilir diyerek ki gerçekten iyi ki de o gün onu yapmıştı. İyi ki de ben ısrarcı olmuşum. İsa Bey sen bunu almalısın. Bu mutlaka orduda kalmalı. Bu televizyon ordunun bana göre ordu sporundan, sahrasından, çamsanından ki bunlar en önemli marka değerleridir. Çok önemli şirketlerdir. Ama TV52 bunlardan daha bunların hepsini kucaklayan bir ana çatıdır. Dünyaya açılan penceredir. Diyerek ilk ısrarcı olmuşuz. Şimdi üçüne de soruyorum. Bakınız şimdi burada sonuca gidelim. Yani siyasette iki kere iki her zaman dört etmiyor. Evet. Dolayısıyla ve siyasette siyaset tren adamı evden almıyor.
siyaset trenine binmek için istasyona inmek gerekiyor. Dolayısıyla 1 milyona yakın ordulu hemşerimiz İstanbul'da yaşıyor. Evet. Ve köyünü satın alabilecek ordular var İstanbul'da yaşayan. Doğru. Bu kadar büyük ekonomik gücü, bu kadar büyük iş dünyası gücünü, bu kadar büyük STK gücünü ordulular bu sefer yerel yönetimler anlamında belediye başkanlığı karşılığı, meclis üyeliği karşılığı olarak bir artıya çevirebilecek mi? Artık bu orduların yüzü gülebilecek mi? Üçünüz de lütfen bundan sonraki sözlerinizle bunu cevap verin. Açıkçası şey İsa Bey'e tamam. İstanbul'da. İkinci turda oradan geçelim. Aynen. İkinci turda bu soruyla başlayalım. Evet, doğru, aynen. Aslında gelmemiz aynen. gereken nokta da burası aynen. tam olarak. Bundan sonrası aslında önemli olan gelişmiş değildi. Mesela bu Arif Hikmet İlken'in söylediği sözleri ben söylesem aslında derler ki il başkanı düşmanlığından söylüyor. Bak ben bunu çok basit yok. Bir şekilde özetledim ekranda. Niye özetledim? Memleketin yararını olsun diye özetledim. Haber bültenini ben sunuyorum o zamanlarda. Ben bunu daha ilk günlerde hissettim. Yani AK Parti'de il yönetiminin, il başkanının ve çevresinin aslında AK Parti'ye ihanet ettiğini, bir oyun kurguladığını ve AK Parti'den iki milletvekili gitsin diye uğraştığını ilk haftada sezdim ve bunu ekranda söyledim aslında direkt. Aslında burada Numan Bey'e de ihanet var. Listeyi yaptığı kesinlikle, iddia edilen Numan Bey'in adamıyız diye bu kılıcı sallayan aslında da şöyle bir hikaye Numan Bey'de bir ihanet ben, var yani. Mesela şöyle bize bir bilgi geldi. Yani evet. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama orada... Mustafa Bey'in çadırı yoktu. Çadır kurulduğunda çadırına çay, şeker taşıyacak şeyleri... Bir dakika, Sayın Genel Başkan birebir şahidi anlatsın lütfen. Anlatayım ben size. Evet. Reklama gireceğiz değerli izleyiciler. Bir reklamı biraz kısa tutsunlar, zaman uzun tutalım. Yani düşmanı dışarıda aramaya gerek yok. Ailede bile böyledir yani esasında. Ben o yüzden Allah gönlünüze göre versin diye dua etmem. Allah bize hep gönlümüze eklerle imtihan eder. O zaman doğru murad Allah gönlümüze... Amin. Çünkü eşlere dosta imtihan olsun. Mustafa Hamarat Bey'e... Çok değerli bir vakfımızın Ordu İstanbul ve Ordu STK'larına çok tanınan makra değer AK Parti çok yakın bir isim. Hayatını reise olan sevgisi adamış bir insan. Evet. Mustafa Hamarat'ın sahilde bir çadır kurdu oraya. Ya çadırı orada tutana kadar vakfımızın çok yetkili bir ismi canı çıktı biliyor musun? Evet. Nereye kurdu? Ya o kafenin karşısına kurdu. Evet. Ya ben detaylara girmek istemiyorum çünkü o arkadaşımız çok naif bir kişiliği var. Yıpratmak istemiyorum. Çünkü buna tahammüllerimiz yok. Yalnız bu tahammülle ben de hatalıysam bakın ben diyorum ben hatalıysam biri çıksın. Fakat buradaki problem şu. Eğer aynı kulvardaysak öyle mi şimdi? Evet. Aynı şey için hizmet ediyorsak STK aynı şey yüzden. STK'da da aynı. Bak o çadır oradan kaldırılmak için neler yaşandı? Ne mücadele? Ya yani neydi kardeşim? Yani AK Parti'nin Mustafa Hamarat'ın evet. çadırını mı kaldırmak? Mesele evet. şu. Oradaki çadırın bizzat kurulumunda aktif olan bendim. Adamlar SKM'den izin almadan siz nasıl çadır kurarsınız diye aslında tepki gösterdiler, göstermişler. Ve devam eden süreçteki tepkiler ve baskıların sebebi de buymuş. Hatta bir arkadaşımızı, kardeşimizi oraya yardım götürüyor diye çadırın içindeki ihtiyaçları karşılıyor diye resimlemişler, fişlemişler. Tartaklanma falan olmuş, kavga mavga olmuş orada. Bunu yapan kim? Bunu yapan AK Parti'nin yönetimindeki il başkanının yardımcı, yani yanında çalışan isimler ve il başkanının ekibi. Oradaki adam zaten il başkan yardımcısı. Yani kafenin sahibi de bizim arkadaşımız. İl başkan yardımcısı. Ve bu ekibin etrafındaki döngü. Peki süreci şöyle, etkileyen, tetikleyen. Mustafa Hamarat'a düşmanlık ne de? Mustafa Hamarat'ın düşmanlığı da şu. Onu bilmediğim için soruyorum. Şöyle il başkanının yayın organlarında Mustafa Hamarat aday olduğunda FETÖ'cü milletvekili geldi diye manşet atıldı. Evet, böyle bir şey olur mu? Çok gerçekten. Öyle bir şey olabilir mi? İl başkanı, böyle bir şey hangi toplumda, hangi ilde, hangi evet. siyasette yaşanmıştır? Çok ve enteresan. Buna rağmen bu adam hala o koltukta oturabiliyor. Evet. Bak ben bunu niye hemen ilk haftada gördüm? Çünkü adamların tarzının niyetini biliyorum. Şimdi ben bunu çok girmek istemiyorum. Hani bizim şey gibi görünüyor. Hüsumetimiz varmış gibi görünüyor ama evet. hiç alakası yok. Biz ne istiyoruz aslında orada? Ben ne dedim? Mustafa Hamarat memlekete lazım. Niye? Tam da biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Bir numara Tokatlı. Adam her ne kadar başarılı gibi görünse de ilk geldiği günlerde, milletvekili bakan olduğu dönemlerde. Şimdinin o verilen sözlerinin bir kısmını, büyük bir kısmını yerine getiremeyeceği muhakkak. Niye? Özellikle eğitim alanında. Yeni gelen bakanla hiç arası olmayan, hiç diyalogları olmayan bir isimden bahsediyoruz. Evet. Eski Milli Eğitim evet, Bakanı, yeni Milli Eğitim Bakanı arası çok kötü. Şimdi bu sıkıntıların... Ama komisyon başkanı. Komisyon başkanı olsa da yani. Yani inşallah devam ettirir, inşallah eyvallah. Sürdürür. Eyvallah. İki numara zaten ne olduğunu gördük hep beraber. Milletvekilliğinden çok hayır beklemediğimiz birisi. Dolayısıyla Mustafa Hamarat'ın AK Parti'nin gitmemesi demek, AK Parti'nin orada milletvekili olmaması demek. Temsil edilmemiş. Ben o yüzden özellikle yüklendi ki Mustafa Hamarat gitsin diye. Bunlar da ne istiyorlar?
Şimdi Mahmut Özer zaten bugün var, seçime kadar var, seçimden sonra yoktu. Gelmez bu oraya. İki numara siyaset bilmese de biz de bilmiyoruz, o da bilmiyoruz ama ne istediksek onu alabiliriz. Şehirden istediklerimizi alabiliriz mantığıyla arkası çıkmasın diye uğraştılar. Yani MHP'den çıksın, CHP'den çıksın. Bu nasıl bir şey ama ya? Ya bu ihanetin daniskası. Allah aşkına ya. Daniskası bak. Ve ben bunu birçok kanaldan bakın bana o günlerde çok mesajlar geldi. Çok inanılmaz böyle mailler geldi. Yani öyle şeyler attılar ki inanın ki var ya bunları konuşsak yeri yerinden oynar bak, ya. Bak Arif Başkan'ın söylediğini duyabiliyor musun? Bak sabah gittim orada. Akşam gittim orada, ertesi gün gittim orada. Bu seçime son hafta kalmış. Son haftada bu insanların 7-24 kapı kapı koşması gerekir. Mesela ben bakan yokken il başkanının bir tane program yaptığını görmedim. Evet. İl yönetiminin SKM'deki adamlar mesela Mustafa Murat'la ilgili bir şey söyledi ya mesela aşağıya inmiş mi diye. Evet. Mustafa Murat'la program yapıyorlar. Neresi abi? Akkuş. Akkuş'tan hiç inmedi. Akkuş'ta 180 oyun var senin. Mesela. Bir tane siyasetçin var elinde. Akkuş'ta ne işi var? Evet. Ünye'de. Nerede? İkizce'de. Nerede? Çaybaşı'nda. Nerede? Korgan'da. Adamı aşağı indirmediler. Evet, adamı bir de STK'larla bir araya gelmesin, Altınordu'da bir araya gelmesin diye hiç SKM Altınordu'ya program yazmadı doğru düz. Ya benim zoruma giden şey şu, hayatımızda bir şekilde bir siyasetin her bölümünde bulunduk. Buradaki problem şu, siz savaşı içinize vermezseniz ve doğruyu söyleyeni 9-9 köyünüzden kovarsanız işte elinizde kalan malzeme bu olur. Benim kimseyle kişisel problemim yok ama davasını kullanan her alanda sorunum var kardeşim. Niye? Çünkü bana zaten ordu kimliği üzerindeyse ister CHP'de olsun, ister AK Parti, ister İYİ Parti, hangi parti doğrusu olsun. Evet, ama İdris Naim Şahin İYİ Parti'den hiç sevmesem, sevmediğimi nefret ettiğimi düşsem ordunun değeri olmadığı anlamına gelmez. İdris Naim Şahin'i unutmamak lazım. Tabii. İdris Naim Şahin ordu helikopterle bile eğer ki bu gecelerine geliyorsa, bizi onur ediyorsa, yani çaptan ben şuna bakıyorum. Ben niye siyasetten uzak duruyorum? Demek ki yarın İdris Naim Şahin'den daha fazla bir yere gelecek halim yok. Ama bugün İdris Naim Şahin'i deva görüyor, muameleyi görünce ne işim var siyasetle diyorum yani. Onun yaptıklarını yapma şansımız da hiç yok. Yani oraya verdiklerinin yaptığı hizmetleri kimsenin yapabilme şansı yok. Evet, İdris Naim Şahin. Reklam arasında gideceğiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, gündem hararetli, gündem heyecanlı. Reklamlardan sonra daha değişik, daha böyle heyecan verici, daha bilmediğiniz, duymak istediğiniz konularla tekrar sizlerin karşısında olacağız. Şimdilik reklam arası diyoruz. Yılında merhum Hacı İlyas Yaşar tarafından Bulancak'ta kurulan küçük manifatura mağazasında başlayan yolculuğumuz bugün ona yakın sektörde 20 farklı iş yerinde gururla devam ediyor. Giresun, Bulancak, Ordu, Fatsa ve Ankara'nın kalbi Kızılay'da. Mobilyadan beyaz eşyaya, iletişim, dağıtım, enerji, inşaat ve gücüne güç katan konveyör tesisinde 200'ü aşkın personeliyle Yaşarlar Grup, ülkemizin global bir markası haline geldi. Yaşarlar Grup'un 1923 yılında başlayan yolculuğunda, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz ve insanımız için daha büyük hayaller kuruyoruz. Biz bu bayrağın altında emeklerimizle ve sizden aldığımız güçle bir yüzyılı geride bıraktık. Birlikte nice yüzyıllara. Yaşarlar Grup. Ramadanlar İnşaat'tan 0.69 faiz oranıyla Şahincili Mahallesi'nde Yeşil Yaka, Bucak Mahallesi'nde Kuzey Yıldızı projelerinden daire sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Ramadanlar İnşaat. Temelinde güven var. 97 yılından bu yana Ünye ve çevresinde hizmet veren Köroğlu Kuyumculuk, sıra dışı modelleri ve özel koleksiyonları ile her zevke uygun ürün yelpazesini sizlere sunuyor. Yılların eskitemediği dostluk, müşteri ilişkisiyle Ünye'de bir marka olan Köroğlu Kuyumculuk, önce güven ve samimiyet diyerek kapılarını müşterilerine açıyor. Tam 26 yıldır. Köroğlu Kuyumculuk, Nuri Kumaş. Biz sadece ticaret yapmıyoruz, işimizi seviyoruz. Adalı Gayrimenkul yeni projeleriyle Ordu'nun her yerinde sizlere yaşam alanları sunmaya devam ediyor.
Şahincili Mahallesi'nde ADL Park, Harman Yeri, Pınarbaşı, Bahar Bahçe projeleri. Cumhuriyet Mahallesi'nde Akçatepe Evleri. Şirin Evler Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Terzili Mahallesi'nde muhteşem konumda yepyeni projeleriyle Ordu'yu kucaklıyor. 1000 metrekare yeni showroom alanı, size özel mimarları ve özel ekipleriyle evinizi dizayn etme imkanı sunuyor. Hayalinizdeki eve, evdeki hayalinize Adalı Gayrimenkul'le ulaşın. Hayat mücadeleleriyle bize ilham veren, cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali olan, varlıklarıyla bizlere güç katan, başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Ucuza almak için çok uzağa gitmenize gerek yok. Bölgenin en büyük toptan ve perakende seramik mağazası Fatsa'da. Kütahya Seramik, Ordu Bölge Bayi, Murat Kaçak Şirketler Grubu. Poytel, mantolamada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytel, ısı yalıtım sistemleri. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nde beklenen proje Altın Oran. Modern çizgileri, fark yaratan mimarisi, denize yürüme mesafesinde oluşu, nezih konumuyla dikkat çeken proje 3 blok 52 daireden oluşmaktadır. 3 artı 1 125, 135, 150 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare ve özel bahçeli daire seçenekleriyle çocuk oyun alanları, kamelya ve oturma alanları, yüzme havuzu, spor sahası, her daireye özel yarı kapalı otoparkı, yerden ısıtma sistemi ve sayamadığımız birçok özelliğiyle eşsiz bir yaşam alanı Altın Oran. Kaliteli malzeme, özenli işçilik. Kısacası alan yapı kalitesi ve güvencesiyle Altın Oran siz değerli müşterilerini bekliyor. Konuk oluyoruz. Bu akşam bizleri ekranları başında izleyen değerli izleyicilerimiz, yani siz olsaydınız, Türkiye'deki söz sahibi siz olsaydınız, Ordu'nun söz sahibi siz olsaydınız, siz ne yapardınız sorusunu sorarak değerli konuklarıma bu akşam bu konuyu sormak istiyorum. Yani dün Orduluların İstanbul'daki gurbetteki veya dünyadaki Orduluların durumu neydi? Bugünkü Orduluların durumu nedir? Yıllarca siyasetçilerin arka bahçesi veya siyasetçilere hizmet etmiş, STK'larımızda hizmet etmiş, STK'cılığın kitabını yazmış, STK'cılıkla ilgili gerçekten örnek projeler yapmış sevgili Ali Çelik Beyefendi'ye şeyi sormak istiyorum. Efendim, sizce biz nerede eksik yapıyoruz ki siyasiler veya ne yapmalıyız biz? Direkt bunu sormak istiyorum. Yani ben şöyle söyleyeyim. Şimdi zaman zaman bu ekranlara da çıkılıyor. Diğer bizim yerel kanallarımıza da çıkılıyor. İşte ya da işte kendi programlarımız oluyor. Herkes orada biz neyi eksik yaptık, niye böyle diye sorguluyor. Ya aslında bir öz eleştiri veya tabii böyle. Tabii ki, ama ben yani çok olayı negatif pozisyonda görmüyorum. Şunun için görmüyorum. Hani geçmişten bugüne geldiğimizde bundan 20 sene önceyi bir düşünün bakalım. Kaç tane Ordulu dernek vardı? Kaç tane yerel kanalımız vardı? Kaç tane Ordu'da, İstanbul'da il başkanımız, ilçe başkanımız vardı? Bir değerlendirelim bunları. Ama teknoloji gelişti. Gelişen i̇şte dünyaya ayak uyduruyoruz yani. Ama. Tamam yani. İşte şuraya geleceğim. Teknoloji değil buradaki konu. Yetişmiş siyasetin içindeki kalifiye insan. Şimdi biz bu ekranlara çıkıyoruz habire kendimizi eleştiriyoruz ya. Kendimizi niye bu kadar eziyoruz ya? Biz bu kadar ezik insanlar değiliz ki. Biz Ordulular özgüveni olan insanlarız. Ancak
Ya bir şeyin zamanı. Özgüveni olduğu için konuşuyoruz ama zaten. Ama işte şuraya geleceğim. Özgüvenin var ama şartlar oluşmamış. Yani mutfakta un, tuz, şeker olacak, helva yapacaksın. Biz ordulular yani aramızdaki sohbeti hep söyledik. Daha düne kadar Trabzonluların amelesiydik yani. Öyle değil mi? Bugün müteahhit oluyoruz. Bugün eğitimli kalifiye yetişmiş gençlerimiz yetişiyor. Dünkü inşaatta çalışanlarımız müteahhit oldu. Yani yavaş yavaş bunların olması lazım. Bize düşen ne? Vatandaşa hani düşen ne? Başkanlarım evet, düşen ne? Şuraya geleceğim Ersin abicim. Bakın ben sadece şu son 20-30 seneyi konuştuğumuzda bugün orduların nerede olduğunu görün diye bunu söylüyorum. 30 sene önce orduların bir federasyonu var mıydı? Yoktu. Yok. 20 sene önce var mıydı? Yoktu. Bugün geldiğimiz noktada orduların Ordu Dernekler Federasyonu ile birlikte hemen hemen birçok ilçesinin federasyonu var. Bakın bundan 20 sene önce 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişiyi bir araya toplayamazken bugün isterse Ordu Dernekler 20-30 bin kişiyi bir araya toplayabiliyor. Yani bir iftar programı yapıyorsunuz, 8-10 bin kişi geliyor Yenikapı'da. Şimdi bunun dışında siyasetin içine bakın. Bundan 20 sene önce orduların siyasette kim vardı? Yani Ordu Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İdris Naim Şahin vesaire bunları saymıyorum. Siyasette orada yani hemen var mı? Kaç tane ilçe başkanım vardı, il başkanım vardı, belediye başkanım vardı. Ama bugün her iki Türkiye'nin hem iktidar hem ana muhalefet partisinin il başkanları ordulu. Ordulu az da olsa bize göre bir tane belediye başkanımız var. Kaç tane ilçe başkanımız var? Meclis üyelerini sayısını biz dernekler olarak bazen oturup çalışıyoruz. Hemen hemen birçok ilçede meclis üyemiz var. Yarınla ilgili biz unutluyuz. Organize eksikliği veyahut da bir bilgi eksikliği mi var? Hayır, şunu anlatmak istiyorum. Acele ediyoruz ya. Biz habire ordular olarak bu ekranlarda her ortamda kendimizi yetersiz görüp sürekli bir psikolojik eziklik duygusu içinde Trabzon niye öyle, o niye böyle bu? Ya arkadaşlar, olması gereken süreç devam ediyor. Yani bir bebek önce doğar, sonra emekler, sonra yavaş yavaş tutunarak ayağa kalkar, ondan sonra yürümeye başlar. Ya siz ne bekliyorsunuz? Yeni doğmuş ya da emekleyerek giden birinin siz koşmasını istiyorsunuz. Yani orduluları bu kadar yermeyelim. Bizim özgüvenimiz tam. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bundan 20 sene önce orduların en çok Mesudiye başta olmak üzere belki 100 derneği vardı. Biz bugün 350 derneği konuşuyoruz. Bugün her ilçenin federasyonunun kurulmasını konuşuyoruz. Bugün Ordu Dernekler Federasyonu gibi orduların çatısı olan bir kurumumuz var. Ve yarın belki bunun bir üst çıtası olan yapıyı daha da güçlendirmek adına belli revizelerin yapılması lazım. Bakın biz bunları konuşuyoruz. Tamam başkanım burada... Yani şunu diyeceğim. Acele etmeyin, birbirinizi evet. Bu kadar yermeye gerek yok. Zamanı gelince bunlar olur. Biz iyi yerdeyiz yani. Örnekleri var. Komşu illerdeki örnekler evet. Var. İstanbul'daki yapılanmasına bakıyorsunuz. Her birinin onlarca temsilcisi var. Evet. Nüfusuna tam ters yapılanmayla evet. Üstelik. Yani nüfusları da bizden daha az ama temsil kabiliyetleri bizden çok daha yüksek. Evet. Her ne kadar biz çok geriden geliyor olsak da ki bence 20 yıl önce ordular çok daha güçlüydü bakanlarıyla ve bürokratlarıyla. Aynen. Siyasetteki yapılanması da daha güçlüydü. Derneklerin sayısından bahsediyorsun mesela şimdi şu İstanbul'da 350 derneğin var ama ne kadar aktif bunu konuşmak lazım. Yani çok olması daha mı verimli, daha mı faydalı yoksa az etkili olması daha mı verimli, daha şunu faydalı olur bunu konuşmak lazım. Sevgili abim, bakın şu an dünyayı hepimiz biliyoruz. Amerika'da 6 milyon Yahudinin, dünyada da 30 milyon Yahudinin olduğu bir kitle yönetiyor. Evet, evet. Yani dünya lobicilikle yönetiliyor. Lobi, evet. Yani biz burada nitelik mi nicelik mi dediğimizde daha önceden sayımız azken daha çok bakanımız varsa burada biz nitelik olarak sayımızı çoğaltmamız lazım. Dolayısıyla biz burada bu kadar sayının olduğu yerde sorumluları hurra derneklere getirmeyin diye bunu anlatıyorum. Yani bizim partilerin içindeki sayılarımız arttıkça, eğitimli siyasetin içindeki siyasetçilerimiz arttıkça bu devam edecek yani. Bunu bugün bu tabloyu görüp sürekli bunu sorgulamaya gerek yok. Araya girelim. Yarın nasıl yapalım? Bence onu konuşmak evet, lazım. Evet, araya girelim. Şimdi yarın da konuşuyoruz aynı zamanda. Eğer STK'larda bu yapılanmalar sağlanmazsa ve STK'lar biraz önce Arif Başkan dediği gibi ya da içeride sohbet ederken galiba bu konu geçti. Yeterince oy almışsa parti demek ki doğru iş yapmışıza gelerek. STK'lar yine gelenlerin tamamını kabul edip yaka kapatıp hürmetle saygıyla ağırlayıp uğurlarsa bu sistemin doğru olduğunu yani doğru işler yapıldığını siyasi partiler de düşünmez mi? Yani biz bu düşünüyor zaten örnek görmek yarın sizin ordulu değil dediğiniz, orduda hiç kabul görmedi dediğiniz ve ikinci sıradan milletvekili olmuş Sayın İbrahim Ufuk Kaynak'ı orada ağırlıyor. Mesela ağırlamasında ben çok sıkıntı görmüyorum ama tamam. Yani o insan oraya geldiğinde orduyla ilgili ne bildiğini, ordunun sorunlarına ne kadar hakim olduğunu
Ya şimdi milletvekili geliyor, adam bahsediyor işte Osmanlı'dan bahsediyor, eski Türkiye'den bahsediyor, Cumhuriyet'ten bahsediyor. Kitaptan iki sayfa okumuş, onu anlatıyor vekil. Vekil neyi anlatacak kardeşim? Aybastan'ın yolundan bahsedecek. Aybastan'daki senin durumunu. Akkuş'tan bahsedecek. Evet. Ünye'den bahsedecek. Çapal Çatal Pınar'dan bahsedecek. Ne biliyor? Mesela o toplantıya giden herkesin bu adamla bunun konuşması lazım. Ya kardeşim sen orada ne kadar yaşadın? Orada neyi biliyorsun? Orada ile ilgili neler yapacaksın? Konuşulması lazım. Elbette ki saygı gösterirsin makamlara. Hürmet gösterirsin makamlara. Ama kardeşim bu insanlara da hesap sorulsun. Yani siz bu adam yeni, evet buna hesap sorulmaz daha. Yeni başlıyor. Belki de şöyle bir şey çıkabilir adamlar. Yani yeni bir milletvekili ordulu değil diyoruz ama belki çok fazla çalışarak bu var olan dezavantajını artıya çevirebilir. İnsanlara kaldı ki işte bu bağlamda ordu efe gelmesi doğal değil mi ya? Yani? Oradan seçilmiş bir de ordunun en üst kurumu ağırlayacak. Yani. Hesabı kime soracağız? Geliyor adam yani. Demek ki bir ordululuk bilinci var adamda evet, yani. Evet şunu demeye çalışıyorum. Hesap soracağımız kişiler kimler? Aslında toplumun önünde görünen ve bu işle iştigal eden sorumlu isimler. Kim abi? Osman Nuri Kabaktepe. Orada İstanbul'da il başkanlığı yapıyor. Bak. Bütün orduların aynı zamanda temsilcisi. Ki her ortamda bu adamı ağırlıyoruz. Bu adam geldiğinde bizim bu niye işin... kardeşim burada temsilde yeterliğimiz yok diye sormamız evet, bak, lazım. Bu işin temeli aslında biz belki Osman Nuri Kabaktepe'ye hesap soracağız ama bakın bu işin temeli çok konuyu dağıtmak istemiyorum ordu özelinde ama aslında başka şeyler var ülkede. Bu siyasi partiler kanunuyla ilgili, seçim sistemiyle ilgili, liderlik algısıyla yönetilen bir ülke olması. Şimdi bugün iki saatten burada orduyu konuşuyoruz. Ordulu aday yok dedik. Değil mi? Orduda yüzde kaç aldı AK Parti? 30-45. Yani genel olarak. Cumhurbaşkanlığında. Cumhurbaşkanlığı seçimi düşünüyoruz. 62 aldı. 65 aldı. 65. Aynı seçimde de milletvekiline de oy verdik. Evet, yani. Aynen öyle. Şimdi demek ki milletvekilinin aslında bizim seçim sistemimizde çok bir etkisi yok. Çünkü oyu veren vatandaş lider oy veriyor. İstanbul'da İstanbul'u konuşuyoruz değil mi? Yani az önce de konuştuk. Kim burada milletvekilini tanıyor? Herkes lidere oy veriyor. Başkan yani burada, orada bir araya gideyim mi? Şunu söyleyeceğim abi bak bazı şeyler hani Osman Nuri Kabaktepe'yi hesap soralım da bazı şeyler bizim siyasal kültürümüzle de ilgili. Doğru. Yani burada ormana bakarken acı görmemezlikten gelmemek lazım. Tabii. Yani sen orduda kimi koyarsan koy bugün ceketini de assan AK Parti 2 tane 3 tane milletvekili alıyor. CHP 2 tane alır 3 alamazdı. İşte, ya, demek istediğim şu. Yani burada sadece ordular üzerinden kendimizi eleştirerek gitmeyelim. Bizde böyle bir kültür var bunu tespit edin yani. Evet. Bugün CHP'ye oy veren adam takım tutar gibi ömür boyu CHP'ye oy veriyor. MHP'ye oy veren adam ömür boyu MHP'ye oy veriyor. Yani burada liderlik sultasıyla yürüyen bir demokrasi kültürü değil. Bana göre çok demokratik değil ama siz bir şeylerin değişmesini çok fazla beklemeyin. Soracağınız hesap mutlaka netice bulacaktır. Yani ben sormayalım demiyorum ama abartmayalım bunu. Nezaket evet. Kuralları. Yani hesap sorma değil. Biz kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hesap sorma derken kamu oluyor biraz. Şunu, derken, evet. Yani, tabii, hesap sorma değil. Şunu ben eklemek istiyorum. Şimdi çok güzel bir ifade kullandınız. Ormana bakıp da acı görmemezlikten gelmememiz lazım. Dediğimiz gibi siyaset süreci bir süreç. O süreçte bir şey yaptınız yapmadınız vah para etmiyor. Evet. Dolayısıyla şimdi Osman Nuri Kabaktepe bugün İstanbul İl Başkanı. Müthiş bir yetkiye sahip ve çok önemli bir koltukta oturuyor. Hı. Mesela biz Osman Nuri Kabaktepe ile birkaç defa aynı ortamda bir araya geldik. Kendisinin net bir ifadesi vardı. O da şuydu. Dedi ki ordulular kardeştir ben de bir orduluyum. Ben buradayım. Bu seçimi halledelim. Ondan sonra temizdeki taşları döker. Bu işleri enine boyuna konuşuruz. Nasıl telafi edebiliriz bunlara bakarız dedi. Bu bir. İkincisi şimdi kim ne derse desin. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanından sonra en önemli koltuğunda oturan Profesör Doktor Numan Kurtulmuş var. Biz bu saatten sonra ordular olarak bakın. Burada dediğim gibi çok önemli 3 tane şahsiyete sesleniyorum. Ersin Bey size de bu çağrımı yeniliyorum. Lütfen siz de çok etkilisiniz. Siz de çok önemli bir STK'da, STK'larda yönetimdesiniz. Biz bu saatten sonra bir ordu çalıştayı mı yapardı İstanbul'da? Osman Nuri Kabaktepe üzerinden bir randevu oluşturup gidip Numan Kurtulmuş'a bu yerel seçimlerle ilgili orduların nasıl konumlanması gerektiğini ve nasıl karşılık bulması gerektiği konusunu net bir şekilde masaya nasıl koyarız artık bunun derdi ve bunun hesabı içerisinde olmalıyız. Ben cümlemi şöyle toparlayayım bakın ben aslında buradan konuyu şuraya bağlayacaktım. Yani sürekli siyasetçiyi dövmenin bir anlamı yok. Sen güçlüysen
Siyaseti zaten sana gelir. Hani aslında konuyu biraz programda aslında, oraya getirmeye çalışıyoruz. Evet, yani evet, olay bu aslında. Dernekçiliği konuşsak. Evet, STK çalıştay yapmamız lazım. Ben çalıştay yapmamız lazım. Başkanım, burada siz çalıştay yapılacak. Herkesin sevdiği, saydığı, önemsediği, sözüne yok diyemeyeceği bir önemli bir şahsiyet olarak ve Sayın Arif Hikmetike de burada. Çalıştay yapılabilir mesela. İsabe üzerinden biz hep beraber bütün basını da organize ederiz. Bu çalıştayı sizin üçünüzün boynunuza borç. Ben size söylüyorum. Sen yaşadığın bir hadise var. Özür dilerim Ali Bey. Bakın biz AK Parti ile gittik. Ben Osman Kabaktepe dolaylı yoldan her gittiğimde selam söylediğim şahıslara şahit oldunuz. Ortak dostluklarımız var memleketten. İşte, onun milli görüş ekolünden gelen. Artık siyaset lobilerle oluyor. Teşkilatın kökünden gelmekle oluyor. Birileri ise referans olacak. Yalnız bakın eğer oturup doğru konuşalım. Orkon Başkanımız Özlem Hanım adaydı. Zekeriya Erdin Vakıf Başkanı Başkan Yardımcısı adaydı. Mesudiyeliler'den herhalde bir adayımız vardı. Orada başkanımız Sabri abi adaydı. Şimdi bunların hepsi biz gittiğimizde yakışan nedir? Bunların hepsinin bu namzetimiz varsa bu adaylarımızı kendimiz seçeceğiz. Zenginliğimiz işte. Hep beraber zenginliğimiz var. Bir ikincisi başka bir sıkıntı. Şey, CHP'den adaylar vardı. Ben MHP'li, AK Partili, ne hangi parti olursam olayım o CHP'li adayın peşinde gitmeliyim. Şimdi konfederasyonda da konuşuluyor orada burada. İşte ben CHP'liyim ama sana oy vereceğim AK Parti'ye milletvekiline. Tamam evet. Ben AK Partiliyim sana oy vereceğim milletvekiline CHP. Ama bakıyorsun ile gittiğinizde o fotoğrafı veremiyoruz. En önemli şey de şu. Biz bu fotoğrafı inşallah yakında buradan da yakın bir zamanda paylaşacağım. Sabri yeni seçilen de ORDEP Başkanımıza Necat Hanım'a da başarılar diliyoruz. İnşallah umduğumuzdan daha iyi bir enerji kattı. Önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre önümüzdeki herhalde pazartesi günü Necati abi, Necati Başkanımız ORDEP Başkanı ve Orkun Başkanımız Özlem Hanım ve Vakıf Başkanımız Zekeriya Erdin'le beraber dörtlü bir yemek yiyeceğiz. Harika, artık madem böyle problemledik elin taşın altında. İkincisi bakın geçen gün bir kahvaltı programı oldu. Bu kahvaltı programına gelmeden önce bana şu kulislerden sızan işte ben Ömer Bey'i ile gittik. İldeki oradaki bize olan itibarı gördüm. Şahsım ben bir ordu olarak gittim. Bir dostlar grubu olarak gittim. Osman Bey'in dostlarımla gittik. Bir dostumuzun gene bir ordu arkadaşımızın bir işi vardı. Özel bir ticari bir işi vardı gittik. Şimdi bakın orada bu seçimi unutalım. Önümüzdeki seçime bakalım. Önümüzdeki seçime belediye seçiminde ordulara karşı bir evet bir problem olabilir. Problem mi? Çünkü bunu ben söylemiyorum. Bakın ben birileri böyle söylemiş deyip topu taca atmak yerine kendim söylemiş gibi söylüyorum ama ben bunu niye ben Numan Bey'imin düşmanım diye ordu kim değer varsa hepsine sahip çıkıyorum. Biz ordu halayla başlayan horonla biten memleketiz. Bakın bizim mezhepsel ırksal tüm farklar içeride Fatsa'nın kurucu belediye başkanı bir Ermeni. Bir sürü Alevi köylerimiz var. Ya. Sivas'tan, Erzincan'dan, Tokat'tan daha fazla Alevi yaşıyor. Bir tane kavga çıktı mı bizim şeyde? Yok, bizim topraklarımızda barış. Çıkmadı. Niye? Çıkmadı. Ben bunu söylemem lazım. Bu benim hoşgörüm. Bizde hoşgörü var. Yalnız bir siyasetin önüne şöyle geçmemiz. Bakın biz Trabzon diyoruz. Trabzon lobisi. Bakın ben Trabzon lobisinin içinde geçen bir şey kuruldu. Bak WhatsApp grubu kurdular. Trabzon kanaat önderleri. Beni de aldı bir dostumuz. Abi 3 saat duramadım. Allah'tan ki orduluyum dedim. Yani. Herkes reis abi kızlar eli yok. Şimdi buradaki insanlar yetişmiş. Az önce dedim bakın biz şimdi buradan bir tane meclis üyesini Trabzon'a belediyede koysak ortalık ayağa kalkar. Niye? Koyamaz. Temsil konusunda bir evet bakın ama biz şunu niye temsil edemiyoruz biliyor musunuz? Bak, biz de onu söyleyeceğim ya. Sizce doğrusu ne yani? Ne doğrusu yapmamız? Şu bakın STK'da... kızlar horonu var bizim. Bunu konuşmuyoruz. Bizde karşılamalarımız var. Kendimiz ait ordunun kendi kültürüne. Ben dergi yaptım oturdum. Madem şikayet ediyorum dedim. Şikayet ettiğim konuda kendim çözüm üretmeliyim. Dergi çıkarttım kendim. Kendim grafikerimi attım. Dergi var. Size ulaştırayım size. Evet. Bakın ne kadar bal üretmişiz. Ne kadar hoca çıkıyor, ne kadar işte alim ulema çıkıyor. Bakın, geçen şunu yapmaya başladık biz. Ya insanlar şunu demeli, benim güçlü hukukçum var, benim güçlü avukatım var, benim işte güçlü doktorum var. Ama bir doktorun da bir doktora ihtiyacı var. Göz doktorunun da bir kulak, burun, boğaz doktoruna ihtiyacı var. Kulak, burun, boğaz doktorunun da kulak, burun, boğaz doktoruna ihtiyacı var. Esasında şu, İsa Bey, hepimiz birer engelli aday olduğumuz gibi, hepimiz birer ihtiyaç adayıyız. Şimdi şunu konuşmamız lazım, biz... STK başkanlarına şunu sorguluyoruz. Vekil efendim onun üzerinden kimlik buluyoruz. O yüzden şunu sormamız lazım. Benim başımda bana bunu sorun mesela. Ne yaptın kardeşim? Burada oturuyorsun. Hesap sormanız lazım bana. Biz vakıf nedir abi? Hizmet vakıf kültürü, vakıf medeniyeti deyip benim bu kitleyi kandırmam yerine şunu sormamız lazım genel kurulda. Ne yaptınız? Adam mesela bir tane STK var. Ben STK'yı tanıyorum. Adı lazım bir dedikodu olmasın. Hani bu kendilerine buradan pay çıkarsınlar. Öz eleştiri yapsınlar diye söylüyorum. Ben iş adamıyım. Bakın 2 sene önce İstanbul'un yakın yerlerinde 300 liraya aldığınız arsa bugün 3 milyon lira doğru mu? Doğru. En kötüsü 1,5 milyon lira. Ya abi 400 lira kasadan da para vardı 3 sene önce. Ben 10 sene önce şimdi baktım 400 lira var. Para 300 lira 400 lira olmuş diye Mete 700 lira. Kardeşim sana 300 liraya o zaman 10 sene önce bir tane Fluence marka araba gene reklama girdik. Ben edeceğiz sana faturaları. Ama bugün 10 tane arabamız olacaktı belki. Tamam. Bunu orada söylemeyip
Bakıyorum şimdi kimse söylemiyor. Niye incinmesin? Abi incinmek değil ki bu. Türk'ün divanı vardır. Konuşacaksın. Bu konuları yatacağız. Mesela kahvaltı programı düzenlendi. Orada Osman Bey'in il başkanımız şöyle bir şey diyecekti. İşte burada belediye seçimini erteleyelim. Bu kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Hele şu yerel seçim ben hani yine Cumhurbaşkanlığı seçimi geçsin. Biz burada oradanın gönlünü alacağız. O toplantıya bakıyor. Konuşulanlara bakıyor. E şimdi bir aday ötekini ötekileştiriyor. Çünkü sen bana rakipsin ya. Ben ne yapmam lazım? Seni arkaya çekmem lazım. Esasında AK Parti'deki mesele şu. Bu hız çöllüğü dediğimiz bir şey var. Bir Türklerde maalesef ben dediğimiz sürece bütün sağımızda da var, solumuzda da var abi. Evet. Bir taraf ötekine oy vermedi diye ahmaklıkla ihmal ediyor kitleye. Öteki onu bilmeyen vatan hainleştiriyor. Peki ortada kaldığın zaman şunu dememiz lazım. O yüzden biz siyasetin kitabını yazacaksak bir liyakat ve rüştünü ispat edecek insanları seçmemiz gibi şunu yapmamız lazım. Biz neyiz abi? STK'cıyız. STK'nın görevi nedir? Evet, hizmet. Görev tanımı bu. Şimdi biz hizmeti nasıl tanımımıza bakmak lazım. Geçen günü mesela bak gemide bir şehit aileleri ve gazilerle ilgili bir yemek düzenledik. Meral Akşener, Sayın Genel Başkanımız, İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'i oraya çağırdık. İyi Parti grup, İyi Parti STK'dan sorumlu İl Başkanımız Yaşar Özkan'la beraber ben kooperatif başkanı olarak Emniyet Balıkesir Kooperatif olarak orada sponsor olduk. Rüşat Aydoğan da, Rüşat abi de kattık. O da çünkü STK'nın başkanı. Evet. Meral Akşener geldi ve dedi ki Sayın Genel Başkanım, milletvekillerini kapıda bırakın. Bütün şehit gazi yakınlarına teker teker oturun dedik. Müthiş bir program oldu. Meral Hanım ne zaman Yaşar abi sorsa beni soruyor. Görse beni soruyor. Ve orada bana dedi ki Rüşat Aydoğan'la Yaşar Özkan Şahit seni vekil görmek istiyoruz dediler programda. Ben vekilim efendim dedi. Ben iyi partili değilim dedim. Bakın Musavat abi de abimiz benim orada kendi siyasi ekolümden gelen bir sürü arkadaşlarım ama ben evet. İyi Parti'ye girdiğim zaman bir sürü dostum var. Şuna, bu dostluğu şundan dolayı var. Ama bugün Büyükşehir Belediyesi'nde veya Ankara'da İyi Parti'de milletvekili seçim adaylıklarında hepsine ulaşabileceğim dostluklar var. Buna bütün ordular faydalanıyor. O yüzden biz de şunu yapmamız lazım. STK'larda diyeceğiz İsa Akçay sen siyasetle uğraşma abi. Evet. Sen kanaat önderi ol. Bizim en önemli ihtiyacımız şu. Aksakallı, kanaat önderi, kavga ettiğimizi, bizi barıştıran kapısını çalacağımız insanlara ihtiyaç var. Mesela bir gün bir STK toplantısı yapıldı. Numan Bey genel başkancımız, şimdi meclis başkanımız geldi. Dedim ki şaşırmayacağım. Hiçbir STK'cıya mikrofon verilmeden gitti. Ben dedim ki bunun hesabı sorulmalı. Hesap sorulmaktan kastım masayı devirmek değil. Nedir abi ya niye bize mikrofon vermiyorsunuz abi? Ben oraya gidip konum hakemim. Gitmedim çoğu toplantılara. Geçen günü bir toplantı oldu. Artık vakıf başkanı. Çünkü vakıfçılık başka bir şey. Toplantı için benim mikrofon gelin dediler. Baktım şimdi bizim ev sahibi bizim Deniz Bey. Deniz Bey. Hilmi Bey de geliyormuş ordudan. Gitmeyeceğim diye özellikle yazdım. Özellikle gelmiyoruz dedim. Şerhimiz var. Ya bize bir sorun dedim niye gelmiyoruz. Bunu not alın dedim. Ya bir sorun yani. Çünkü soramıyoruz konunun muhatabına. Dediniz evet. Ya o genel merkezde konuşuluyor. Biz dedik ki çünkü ben STK'cıyım. Bunu bize gelip STK toplantısına geliyorsa orada incitmeden kırmadan sormamız lazım. Ve sonra dediler ki Deniz Bey ev sahibi ve Hilmi Bey geliyor deyince ben dedim ki o zaman İki masa gidelim arkadaşlar. Çünkü bir orduluya STK'cıya sahip çıkmıyor demesinler. Ama fotoğraf karesine girmedim. Ben de fotoğraf çıkmıyor. Dolu malzemesi olmaya gitmedik ya. Siyasetçi veya STK'cı sandalye sahibi olmak mı? Yani koltuk makam şey midir? Yani ne yapması lazım? Abi kötülerin, şuna dikkat ettim Ersin Bey. Kötülerin hepsinin talebi iyilik. Ne alaka diyeceksiniz? Hiçbir kötü, ben kötü bir arabaya sahip olayım der mi? Kötü bir eşe sahip olayım der mi? Kötü bir makama sahip olayım der mi? Bu kötülük, kötüler niye kötülük yapıyor? İyi bir siyasi pozisyona sahip olmak için yapıyor değil mi? Evet. İyi bir eşe, iyi bir arabaya, iyi bir eve, iyi bir paraya sahip olmak için bunu yapıyor değil mi? E şimdi adamlar kötülük yolunda gidiyor. Sonra biz iyi yoluna giden bizlere laf atıyor. Kardeşim sonra kötü eşe sahip oluyorsun. Kötü arabaya ve kötü yolda gidip kötü paraya sahip olduğun için bu kötü ulaşım aracı, bu kötü eş, kötü aile seni kötü yola götürüyor. Sonra bize sistem ödüyor. E şimdi biz bunu söyleyince de bakın şimdi programdan sonra bir arkadaşım beni arayacak. Ya şunu mu ben şunu söylemez. Niye demeyeyim kardeşim? Evet. Benim aklım. Yani bunu dememiz lazım. STK'ya çıkıp bu yıpratma değil. Biz öz eleştiri yapmamız lazım. Saatten sonra bu öz eleştirileri, bu tabii, sorgulamaları tabii. Çok net bir şekilde yapmamız lazım. Ben de masasına gidip söyleyeceğim. Evet Numan Bey bizi çağırsın. Bak ama Numan Bey de şunu anlıyorum. Biz siyasette gördük. Genel başkanların yanında olduğumuzda da gördük. Gerçekten doğruyu söyleyen, onları doğru yönlendirecek, doğru kanaatli olacak insanlara ihtiyaçları var. Mesela bakın ben şunu konuşuyorum İstanbul'un. İstanbullu ordulların bir tane toplu iftarı yok. Bunun vebali herkesin boynuna. Evet. Bak bunu bütün STK'cılara hesap sormamız lazım. Ben de soruyorum bana da sorun abi. Tamam, birlik ve beraberlik aslında. Evet, yani. Ordularımın çalıştayı yok. Gidelim Safranbolu'da ben bu çalıştay konusu çok önemli. Evet, yani çalıştay yapmak. Çok STK'cılık noktasında. Ben yıllardır söylüyorum. Dedim ki 40'lar meclisi yapalım. 40 kişi kanaat önderleri bütün renklerimizi oluşturan abi renk diyoruz gökkuşağı LGBT'ye gidiyor. Ya iyi diyorsun bizi iyiler hareket ettik iyi partili dediler. Ya deva bulayım diyorsun deva ulan deva partili. Gelecek iyi ya diyorsun ki işte yani
güzel diyorsun bir yere gidiyor. Her, abi hayatımızın her alanı simgeleşmiş. Bakın, Cemal abi fındıkla alakalı bir konu konuş. Cemal'e git. Evet, seversiniz sevmezsiniz. Ama Cemal abi kendi tarzıyla, kendi uslubuyla fındıkla alakalı tam fındık zammı açıklanacaktan bir şey yaptı ve siyasi linçe maruz kaldı. Evet. Bak bu siyasi linçtir. Mesela siyasetçiler şu an fındığa sahip çıkacak mı? Bir tokat ben çok aşırı ayrı bir başlık açarsın buradan. Abi o çok şimdi yani, uzun süre evet. Özellikle ben diyorum ki bak Cemal abinin meselesinde Cemal abi bir bütün söylediğimize helal olsun dediğimiz ve diyebileceğimiz bir şeyi söyledi. Ama arkasında durmazsan evet, tamam halk olarak. O zaman ben şunu niye siyaset biz ne şey bak ne kadar acı bir şey. Bana hiç kimse bakın size ordunun sorununu söyleyeyim sonra sözü bırakayım. Hiç kimse bana bir bakıp başkan olarak şunu demiyor. Hizmet yapın. Ordulu aç. Ordulunun yani aşa ihtiyacı var, eşe ihtiyacı var, çevreye ihtiyacı var, sağlıkta, eğitimde. Bakın ben ne yapıyorum? Türkiye'deki genel reklam olmasın birçok markalı holding sahibi arkadaşlarımız var. Lokal toplantılar yapmaya başladım. Ali Bey diye avukatımız var. Sahip çıkın diyorum. Niye? Ali Bey'in sahip çıkmaya... Evet benim sahip çıkılmaya ihtiyacım var. Abi evet bak TV52'ye sahip çıkacağım. İsa bana sahip. Şimdi bunları biz mesela kelimeleri senden iyi olmasın. Niye olmasın abi? Ali Bey ben dostlarım hepsi Ali Bey'de ve Ali Bey'de olan dostlarım hepsine güveniyorum ve benim kavgamı da ediyor. Ya benim adıma kavgamı da ver gönlüm rahat. Çünkü bir avukatım bir yere girdiği zaman bak hemşerisi arkasında diyor. İşte kavgaya girdiğinde bile sen benim kim olduğumu biliyor musun diye. O yüzden biz bir adam bulup Numan Bey'de veya işte bugün Musavat Dervişoğlu işte bakın dört partinin genel başkan yardımcısı da Ordulu. Evet. Büyük ara çıkamıyoruz. Niye? Çünkü alttan biri çekiyor. Biz değer vereceksek bile tüm adaylarla bir kamuoyu oluşturup bir sefer şunu sormamız lazım. Abi ben hiç şunu duymadım. Ben adayım. Peki. Abi senin projen ne? Yani niye adaysın? Ne yapacaksın abi sen? Bakın bugün milletvekili adayları 15 ila 40 milyon lirası para konuşuluyor. Ömer'i bir yere götürdüm. Bir il başkanı dedi ki aday olan hem de bir holding sahibinin genel başkanının referansında il başkanına gittik. Dedi ki bugün yemek vermek İstanbul'da 500'e de hesap yaptı. 500 kişi yemek vermesi lazım. Bir otelde 500 kişinin yemek parası kaç para dedi? Kaç 50 bin euro dedi. Bin euro 50 bin euro da milletvekili devrem ver kat vereceğim bize dedi. Şimdi bunları konuşurken konunun muhatabı kimse parti gözetmeksizin. Şimdi mesela bakın bir gün bir şeye gittik. Ekrem İmamoğlu'na hayırlı olsuna gittik STK olarak. Şimdi biz tablo anlatayım size geldiğimiz durumu anlayın. Pembe Köşk'te bir ortada bir alan var. Evet. Gittik STK'larla beraber. Bizden önce bir şehrin il temsilcilerine ortayı gösterdi. Adam dedi ki orada odalar var. Bize niye ortayı gösteriyorsunuz dedi. O da dedi ki işte dedi efendim. Yok dedi oraya onlara veriyorsan bana da oraya vereceksin. Bize de oraya vereceksin. Bunlar 10 kişi falandı. Kavgada 3 adam oraya görse gidiyoruz dediler. Evet. Ben şimdi tabloya baktım. Dedim ki ben şimdi böyle bir şey desem bana diyecekler ki gene hani ortalığı karıştırdı. Abi bir kere gidersin daha sonra sen adam kimse konunun muhatabı seni genel başkanlık düzeyinde karşılar doğru mu? Öyle tabii. Şimdi ben ondan sonra ortada girdik abi ya bir şeyler konuş biz projeden bahsetmemiz lazım. İstanbul mesela bizim niye bir ordularla yıllardır söylüyorum bir tane orman alanı tutup da ailelerle gidip çadır kurduğumuz iki gün kamp yaptığımız bir alanımız olmasın. İstanbul'da bakın Bağcılar'da, Ümraniye'de birçok yerde orduların yoğun yaşlı nüfusu olan yerler var değil mi? Evet. Zaten biz de iftar verdiğimiz zaman siyaset konuşmamız lazım. O yüzden ben diyorum ki siyaset konuşan insanı yasaklamak lazım ve derhal men etmek lazım. STK'larda tabii ki. Siyasetin... Evet siyaset yapacak mıyız? Yapacağız ama siyaset yapmak için STK'cılık mantığını çıkartmamız evet. gerekiyor. O yüzden bence bu kırklar meclisi mi olur? Bu bir karne sistemi, karneleme sistemi. Yani şunu demek istiyorsunuz. Biz STK'nın başına geçmek yani siyaset yapmak için STK başkana geçmenize gerek yok. Bunu mu anlıyorsunuz Sayın Başkan? Abicim vebal değil mi? Senin işte burada hizmet yapıyorsun değil mi? Hani STK'larla ilgili Ali anlatsın biraz. Şimdi ben Ali Aslan'ı özellikle istedim ki niye? Ali'nin geçmişte ORDEF'le ilgili çok fazla tecrübesi var. Evet. İnanılmaz. Şimdi bize göre, bana göre özellikle, bize göre dedim genelleme yapmayayım. Oradan baktığım için söylüyorum. STK'ların yapılanmaya ihtiyacı var. Biraz önce bahsettin sen ama. Şimdi bu durumdan gelerek, hem siyasetle planlayarak, STK'ların şu anki durumunu değerlendir. Yani yeterliler mi? Şöyle, nasıl olması gerektiğini de anlatsın. Şunu ekleyeyim. 39 ilçe var İstanbul'da. 1 milyona yakın ordulu nüfus olduğu ifade ediliyor. 1 milyon nüfus demek yaklaşık 16 milyonluk İstanbul'da 16'da 1 yani çarpı 3 desek 3 belediye başkanlığına tekamül eder. Ali Bey tecrübelerinize, deneyimlerinize dayanarak İstanbul'da ordulular bu sefer 3 tane ilçe belediye başkanı alacak mı? Alması için ne yapması gerekir? Lütfen şunu dinleyelim. STK'dan başladık. Evet, şimdi ben az önce yine kaldığım yerden hani devam edeyim. Birincisi siyasetçi dövmenin bir anlamı yok. Sen güçlü olursan zaten siyaseti sana gelecek. Yani. Şimdi bunun yöntemi de bugün sivil toplum örgütleri. Evet. Biz ordulular yeterince sivil toplum örgütümüz var. Ama bizim temeldeki sorunumuz ne?
teşkilatlanma. Bir araya gelebilme. Ben bunu hatta bu ekranlarda da defalarca söyledim. Biz bir parti sistemi gibi en tepede bir kurumumuz, yani bu Ordu Dernekler Konfederasyonu mu olur? Bu zamana kadar Ordu Dernekler Federasyonu bu misyonu üstlendi. Çok da iyi getirdi en azından. Tüm mücadeleyi verdik ordular olarak. Şimdi çok İstanbul'un... eksik yanları var. Bunları soruyor. Hayır, ben de bu tartışmaya sorarız. Girme. Çünkü ben bu işi yani gerçekten biliyorum. Ve sana her türlü cevabı verebilirim. Benim çünkü emek veren biri... Milletin sorduklarını sorarım hayır, size. Hayır, şunun için söylüyorum. Ya aslında de, sistemi biraz konuşmak istiyorum Ömer Bey. Yani şöyle düşünelim. Doğrusu ne yani aslında? Şimdi bir mahallede hani şey bir laf var ya, horozu çok olan köyün sabahı erken olur ya da geç olur. Olur neyse. Yani. Şimdi biz şu an bu durumdayız. Yani bir sürü federasyonumuz var, bir sürü il derneklerimiz var, ilçe derneklerimiz var. Bakın, bu yapılanma bunu, doğru mu? Evet. Bu yapılanma yanlış. Bakın altını çizerek söylüyorum. Şu anki dernek yapılanması bizim yanlış. Eğer dernekleri şu sistemde organize edebilirsek, ben şöyle izah edeyim kendi fikrimi. Bir, en üstte bir kurum. Sivil toplum örgütleri. Konfederasyondan bahsediyoruz. Konfederasyon. Evet, konfederasyon. Yasal olarak bunun çıtası konfederasyondur. Evet. Konfederasyonda ne olması lazım? Bakın, ne olması lazım? İki yöntemi var bana göre. Düşünüyoruz sürekli. Ya ordunun üzerinden 19 ilçe üzerinden gideceğiz. Evet. 19 ilçenin federasyonu olacak. Ya da 39 ilçenin ordu dernekleri olarak. Yani örneğin Bayrampaşa Ordulular Derneği. Her Sivri'den olmaz mı? Nasıl? Hem 19 ilçe hem 39 ilçe birleşik olmaz mı? Bana göre sistemde karışıklığa neden olur. Çünkü burada ya coğrafi bölge üzerinden dernekleri kategorize etmen lazım ya da İstanbul'daki idari sınırlar üzerinden. Çünkü bu sefer dernekler birbirine girecek. O zaman coğrafi örneğin, bölge daha doğru. Evet. Örneğin sen mesela Aybası Dernekler Federasyonu aldığında öbür tarafta Kadıköy'de de bir sürü ordu dernekler Aybası dernekleri var. Bu sefer dernekler bunu kendi mutlaka sistem olarak tek ki ben de Ordu'daki 19 ilçe üzerinden olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle. Neden? Örneğin Orkon'u kurduk. Var yani özür dilerim. Yani işlevsel bir ordu dernekler konfederasyonu olduğunu düşünerek 19 ilçeye biz 19 ilçenin federasyonu kurduğumuzda dışarıda kalan dernek olacak mı? Olmayacak. Olmayacak. Burada sorun var. Buranın altyapılanması nasıl olacak Ali? Onu da söyleyeyim. Şu an biz hatta bunu zaman zaman sürekli dillendiriyoruz. Şu an zaten 8-10 tane ilçenin federasyonu kuruldu. Tamam. Daha önceden işte Mesudiye Dernekler Federasyonumuz, en eski federasyon. Devamında Ünye vardı mevcutta. Fatsa var, Aybastı kurdu, Gölköy kurdu. Yine kuran ilçelerimiz var. Kurmayan ilçelerimize de bu yönde bir çalışma var yapılarak. Var mı kurmayan ilçeler? Tabii ki var. Mesela örneğin Çamaşın yok. Çatalpınar Çamaşın. Yok. Tabii ki yani şunun için yok burada. Bir de şöyle bir şey var. Gerek duymuyoruz birden fazla derneğe. Tek dernek temsil ediyoruz. Ama onu federasyona dönüştürmeniz lazım. Kaldı ki Çamaşın diye ben de tepki göstermem sebebi senin de çamaşın olmak. Şöyle ama bizde birlik olduğu için tek dernek. Federasyonlar genelde şöyle bir yapıyla kuruluyor. Ya bizim yani bizim de federasyonlarımız ya bir kavga var. Yani örneğin Ünyeliler Derneği var. Öbür tarafa gidiyor. Fatsalar Derneği var. Biri gidiyor. Fatsa Yeşilceliler Derneği'ni kuruyor. Çünkü iki dernekte bir araya gelmiyorlar. Bizde böyle bir sorun olmadığı için. Ama biz şu altyapımız hazır. 3 tane 5 tane köy derneğimizi Çamaşlı örneğin ileri gelen yoğunluğu olan köylerin köy derneklerini kuracağız. Federasyonu kuracağız. Bakın tüm ilçelerin bu konfederasyon yapısı içerisinde temsil edildiğini düşünün. Bakın ben vakfı ve Orsiyat gibi iş adamları derneğine ayırıyorum. Şimdi siz bu yapıyı tepeden bir karar mekanizması aynı AK Parti ya da CHP il başkanının karar alması gibi bunu teşkilat bir düşünün. Teşkilat yapılanması diyelim buna biz. Yani bu örgütsel bu çok yapıyı, güzel. Bakın, bunu niye yapamıyoruz? Peki neden yapamıyoruz? Şöyle ben aslında yapılmasının da zamanının yeni lazım geldiğini düşünüyorum. Bakın ne yapmamız lazım ben size söyleyeyim. Burada bizim önümüzde bir engel var. Evet. Özellikle mesela isim vermem gerekirse biz bu 19 ilçenin coğrafi yapısını düşünüyoruz ama örneğin önümüzde Esenyurt Dernekler Federasyonu var. Ya da Ordu Dernekler Federasyonu var. Ya da başkaca işte örneğin şimdi Ordu Ali Dernekler Platformu. Yani bu yapıları da bakın bu yapıları da kendi içinde Orkon'a entegre edip bunları da eritmemiz gerekiyor. Ben bazen yani bunu şöyle yapamaz mıyız? Mesela atıyorum ESOF. ESOF'u da ait olduğu kimliğe göre, köküne göre ya bu yapıyı dağıtamaz mıyız gerekiyor? Neden? Hayır, bunun içine sokmayın zaten. Yani şöyle atıyorum Aybastılılar var içinde değil mi? Ağırlıklı evet olarak. Aybastılılar Federasyonu'na entegre edemiyor muyuz orayı? İşte oraya etmek gerekiyor. Evet. Yani coğrafi niye engel var diyorum. Hayır, hayır ben nedir? Şöyle Esenyurt Dernekler Federasyonu'nu Orkon yapısı var üzerine bir federasyon olarak almamak gerekir. Yoksa Aybastılılar üzerinden tabii ki entegre olacak. Zaten evet bu yapıyı bir süre sonra bu yapı oturduğunda zaten Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu'na ihtiyaç kalmayacak. Evet.
Neden kalmayacak? Esenyurt'ta bir sorun olduğunda bir Orkon Başkanı ya da Aybastı Dernekler Federasyonu Başkanı gittiğinde bir siyasetçinin önüne oturduğuna herkesi temsilen zaten orada oturacak. Yani bu yapıyı işlevsel kıldığınızda biz bir hep altını çizerek söylüyorum bir parti teşkilatı gibi düşünün bunu. Şimdi tepede biz şimdi Ankara'ya gidiyoruz bir federasyon başkanı oradan giriyor bir de buradan gidiyor. Bir kim kimin koluna girerse yapının tek olduğunu düşünün. Evet. Şu zaman ortaya çıkıyor. Ya bak işte, buradan şuraya bağlayacağım. Biz siyasetçileri döveceğimize arkadaş bizim temeldeki sorunumuz biz bu tarafta ordular olarak bu sistematik organize edilmiş bir yapıya geçmenin zamanı geldi. Evet. Bakın i̇şte bunu tam konu bu. bunu üzerinde düşünmemiz lazım. Hatta bunu ben davete götürüp bilimsel çalışma yapmak lazım. Bu kadar akademik insanımız var. Kendimiz evet. Bunu grafiklerle anlatacağız. Tabii. Toplayacağız dernek başkanlarını anlatacağız. Siyasetçilerimize. Kardeşim biz bundan sonra buyuruz. Peki şöyle olduğunu düşünün. İki saatten beri soruyoruz ya siyasette hak ettiğimiz yeri nasıl alacağız? Bu yapıyı kurup tam işlevsel hale getirdiğimizde ben Orkon Başkanı olsam, Tarazi bana isterse İstanbul İl Başkanı randevu vermesin. Evet. 2024 yerel seçimlerine yetişebilir mi bu dediğiniz? Ben şöyle yetişebilir mi biraz zor. Özellikle çok ben... Yok hikayede yapılacak bir işten yani bahsediyoruz. Aslında her şey hazır. Sadece... Hayır şunu anlamıyorum. İnce ben şimdi işlerle... onun ne kadar sürede bitebileceğini yok, bilmiyorum. Yok gönden çünkü... bahset. Biz şimdi ben bu seçimden sonra özellikle mesela seçim sürecini ben geçirdim ama hani bize bir laf var ya. Kurt kışı geçirmiş ama yedi ayazı da unutmazmış diye. Ben şimdi bu seçimi geçirdim. Evet ama aslında atılan kazığı da acısını hep o seçim boyunca yaşadım. Ve bundan sonra sivil çıkmamın sebebi de bu aslında. Yani bizim bu işi iyilikle veya zorbalıkla ve bu işin önderi mutlaka de, çözmemiz bak, lazım. İsa abicim bu işin önderliğini de mutlaka Ordu Denekler Federasyonu'nun yapması lazım. Evet. Şu an İstanbul'da orduların en sivil toplum örgütleri anlamında en marka kurumu ORDEF ve şu an bakın en organize olmuş, en örgütlü yapıya sahip hemen hemen birçok derneği. Şimdi arkadaşlar zaman zaman eleştiriyorlar, haklılıkları da olabilir. Ama o insanlara savunma hakkı da vermemiz lazım. Yeri geldi mi biz de savunuruz ama bana alternatifini gösterin var mı ya? Yok. Yani habire dövüyoruz yani. Yok. Tamam dövüyoruz da şimdi Sabri Başkan aday olmuş dövüyoruz. Ne yapacak Sabri Başkan aday olmayacak da kim aday olacak? Burada ya? Mesela ne biliyor musun? Tabii yani ki en doğal hakkı. En doğal hakkı. İstişare belki orada evet, önemliydi. Yani dövmeden tabii. Konuşarak reisim de onu anlatıyor. Yani biz 40'ları mı kurarız, 50'leri mi kurarız, 60'ları mı kurarız? Mutlaka bu işi oturup siyasetçilerden çok özür dilerim kapısında yatarak bize de bir aday verin değil. Ben eğer bu organize yapıyı kurarsam, bu örgütsel yapıyı işlevsel hale getirirsem, bak iddia ederek söylüyorum bu ekranlarda konuşuyoruz. Belki 3 sene sonra bu noktaya da geleceğiz ve gelmesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Biz de öyle. Belki de siyasetçiler bizim gelip kapımızda ya biz de size 2 vekil verelim de bize... Olması gereken de bu aslında ya. Yani ya bunu yapmamız lazım. Bunu sağlamamız lazım. Ben iddia ederek söylüyorum. Bakın ben az önce sen de söyledin Ömerciğim. Bir STK geçmişim evet, var. Aynen. Gerçekten ben 20 yıla yakın bu işin evet. Her kademesinde oldum. Ve bu işin kitabını yazacak kadar da iddia hani fazla tevazu göstermek istemiyorum. Eyvallah. Bu işi ordular çok rahat organize edebilir. Elimizde un var, tuz var, şeker var, helva yapacağız. Yeterince derneğimiz var. Yeterince yetişmiş dernekçimiz var. Yeterince ekonomik anlamda altyapımız var. Biz bu işi yapabiliriz. Ancak ya şimdi bu işi çok dillendirdiğinde buyur siz yapın diyorlar. Yapalım. Yapalım ya. Hayır benim böyle bir talebim yok ama bunun biz şunu ben burada ben de sizin gibi az önce konuşurdum ya da başkaları gibi. Yani ben ağlamak istemiyorum. Ben neden ağlayayım ya? Ben ordularla ilgili neden ezikliğimi ifade edeyim ya? Bizim her şeyimiz var. Zamanı geldiğinde biz bu hakkımızı alacağız kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Bunun için de bize görev düşüyor. Burada işte vebal, vebal var. Bu iş nereden başlamalı Ali Başkan? Bu iş öncelikle ileri gelen başta başkanım işte bir hafta sonra yemeğimiz var dedi. Ya bunu öncelikle üç çatı kuruluşlarla evet, bir yemek yani yapıp STK'nın ileri gelenlerine mutlaka özel bir toplantı yapıp açık orada bunu sunumunu güzelce yapıp insanlara bunu anlatmamız gerekiyor, ikna etmemiz gerekiyor. Bunu tabii kim yapar sorusuna Arif Başkan kim yapar bunu? Bunu yapması şöyle. Gereken başkanlarımız, bunu yapması gereken Ordu Denekler Federasyonu, bunu yapması gereken vakıf. Ordu Denekler Federasyonu bu işte tek başına bence yeterli olmayabilir. Hayır ben o yüzden evet. Orsiyat bunun içinde olması lazım. Evet, vakfımızın olması Ordular lazım. Ordular Vakfı bu işin sen içinde bir olması lazım. Yani üst kurumla Ordu Denekler Platformu
NUN başkanı her ne kadar çok etkin ol. Yani buraya, bu işi istemeyen, bu saydıklarında bu işi istemeyen bir yapı çıkabilir mi? Şöyle. Bence bunu istemeyen birini o zaman biz burada sorgularız. Evet, biz burada yanlış bir şey istemiyoruz. Onu diyorum. Burada bakın. Orduların birlik beraberliğini istemeyenler hiç kimse bunu istemiyor. Bakın. Şimdi burada arada bir şey kaçırıyoruz, tamam mı? Evet. Ben şimdi genel başkan siyaset konuştuklarında gördüm. Hatta bir abimiz demişti bana. Gerçekten samimi insanları konuşturuyorlar. Ya sen de özelde işte diyorsun ki ya işte Ahmet böyle, Mehmet böyle. Buradan duydukları not alıyorlar. Hafızları acayip. Şu şeytan kayıt alıyor. Eme, hizmete harcasaları var. Sonra hemen koşa koşa gidiyorlar. Efendim orada işte İsa Akçay. Ya kardeşim söyledim de. Hele bir soru niye söyledim? Şimdi bakın biz bir problem yaşadık. Bir federasyon başkanımızı, bir federasyon başkanının ihraç edilmesi oylandı. Dedim ki arkadaş bu adam 90 bin ordunun federasyon başkanı. Bir gidelim bir soralım bakalım. Hele bir soru niye bunu yapmış ya? Yani? Evet. Bir arkadaşım televizyoncu, bir arkadaşımıza da ihraç ettiler. Ben de yapının içinde olduğum bir yapı. Şimdi bu arkadaşım disiplin kuruluna getirdiler. Ya kardeşim bu adamın ihracını oyladınız ya. Şimdi ikinci bu arkadaşımız en çok masayı vuran ihraç edelim diyen arkadaşımız. O da aynı kısete kadar oylan. Dedim ki bak kimseye razı görmedin. Adalet bir gün gelip insanın kendine ihtiyacı var. Evet. Ben de bunu orada bu arkadaşın ismini verdim. Baktım hemen mesaj attı. Ya kardeşim burada konuştuk yani bu yüzüne de söyleyebileceğim bir şey. Mesela ben bunu birçok STK kurumunda yapıyorum ama bakın ben birkaç not aldım. Diyorum ki tüm ilk önce bir tabela renk belirlememiz gerekiyor. Ben iş adamıyım. Bayilik sistemi gibi, franchise sistemi gibi. Tabela dernekçiliğini bırakmamız lazım. Evet, bir tabela şöyle. Bir tabela rengine kadar tabela belirlenmeli. Bir üye kayıt sistemi geçirilmeli. Dönem dijital dönem. Bir sefer bu hangi kurum olursa olsun herkesin ortak mütabakattaki inşallah bu pazartesi günü konuşacağız. Bir mütabakatta belirleyip masanın rengine kadar, içerinin dizaynına kadar. Biz bunu yaparız abi. İşte bak bu. Yani bu renk gelince ordu oldu anlaşılsın diyorsun. Kişi kendinden bilir işi. Bu bak bakın geçen günü bir örnek vereyim. Kurum holding takip. Sahipleri bir araya geldik. Sosyal medyadan takip edenler ki bir şorubimizi takip ediyoruz. Bir arkadaşımız da Kral Selman'ın okul arkadaşıymış. Kral Selman demiş ki buna Suudi Arabistan Kralı. Şaka gibi değil mi? Bunu birini anlatsan derinlerletler bizi. Yani adamların hepsi Türkiye'deki kendi sektöründe giyimden tekstile cam sanayine kadar hepsi number one sektörler. Bu arkadaşımızı getirmiş. O da bir holding sahibi bir abimizin CEO'su. Dedi ki, dedim ki bak düğününü bu abim yapar. Sauna spa merkezi olan bir arkadaşımız var. Gelir hamama bundan. Baktı ki abi dedi hepsini ya bu ordular nasıl insanlarsınız dedi. Evet, her şimdi biz bunu konuşursak önemli. Siyaset konu ne oluyor biliyor musun? Araya sen bir bağışıklık sistemi olmadığı zaman bütün vücut mikroplar buraya giriyor ve sadece biz mikropları konuşmak zorunda gündem bunlar oluyor. Ama biz burada bak kadro buraya geldiği günden beri şimdi ekranları başında bizi izleyen insanların yorumlarına bakacağız. Ha diyorsak ne konuşuyor kardeşim bunlar? O zaman bunları konuşmayacağız. Sen de reyting için masa elini burasıya vuran zıplayanları seçeceksin koyacaksın. Evet. Doğru mu? Doğru. Direkt gidiyoruz reklam olman yani. Lazım evet, abi. Şimdi o zaman ben de bakacağım. Halkla kitlemde diyeceğim ki Ali Başkan'a ya ne konuşuyoruz kardeşim? Halkla kitlemiz yok. Ama bakın biz bir şeyi başardık. Bunu biz yola çıktığımızda ne dedik? Eksik gördüğümüz her şeyi vakfımızın içinde yapacağız. Mesela bu Orkun olmuş vesaire hangi dernek olursa olsun. Ama hiçbir derneğimizi yıpratmamamız lazım. Bakın Ordef öyle ya da böyle. Ordef'in isminin ne olduğunu bazı arkadaşlarımız Ordef'in içindik arkadaşlar dahi bilmiyor. Ama zamanında çok önem veren can sporanda çalışan bir arkadaşımız 2 yıldan beri neredesin? Niye Ordef'e gelmiyorsun? Başkanım senin gibi adamın Ordef'te ne işi var ya? Gitme oralara sen bize lazımsın. Sen olmasan var ya şöyle yapacağım böyle yapacağım diye adama sen de öyle yapacaksın. Diye. Senin gibi adamlar böyle yapacağı için buradayım diye adam. Şimdi Ordef'te başkanlık için bakıyorum kulis yapıyorlar. Veya birileri yani tamam mı? Şimdi insan bunları konuşmayalım susuyoruz. Şu Ordef'in kimliği zarar görmesin. Mesela ne olması lazım? Bakın biz fikir ideoloji konuşmamız lazım. O zaman sen üretim konuştuğunda hasatta yani harmanda ne dedi laf var ya. Hani, harmanda. Şimdi bakın biz bir STK kurmamız lazım. Bu STK Orkun olur vesaire olur. Tek tabela olması lazım. Bir reklam ajansımız olması lazım. Bir dernek açacağı zaman aynı renkte İstanbul'un deyip Türkiye'nin kurumsal kimliğine özgü. Ekran yüzü. Yani evet, senin kimliğine. Esasında işin bu. İkincisi gene senin işinden de oraya gittim. Bunların bir kontrol edilmesi gerekiyor. Bir denetçi gibi. Bir de sadece STK'da problem şu. Merkeziyetçi sistemler kuruluyor. Çünkü biri de dedim ki anaları koltuğa doğurmuş bunları diye. Evet. Koltuğa yapışıyor. Oturan, abi giderken yani. Koltukla gidiyor adam. Koltuğa oturmanın da bir standardı olmamalı evet, mı? Şimdi, aramamalı evet, mı? Mesela yani siyasette de sorun bu. Hemen bitireyim Ali Başkanım özür diliyorum. Seni teyit için söyleyeceğim. Buyurun. Yani çok özür diliyorum ben de. Yani ben de 2 sene federasyon başkanlığı yaptım ve başından beri de derneklerin içindeyim. 2002'den, 2003'ten beri. Evet bizim en büyük sıkıntımız ya bu koltuğa oturuyorlar hiç kimse kalkmıyor. Ya 15 seneden beri dernek başkanı olan adam var. 20 seneden beri dernek başkanı olan adam. Bir kere ben şunu kabul etmiyorum. Bir dernek başkanı olduğunda sırt dernek başkanı olduğu için kart basıyorsa
Ben kabul etmiyorum onu. Ben de kesinlikle kabul etmiyorum. Yani buna bizim müsaade çok ağır bir laf var orada. Kendini adam yerine koydurmak için diye. Onu da kullanmak istemiyorum ama bunun tek amacı bu. Çözümünü buldum ben. Dernek bize bir şey katmayacak. Biz derneğe bir şey katmayacak. Kesinlikle tabii ya. Yani değeri yok. Ne yapsın abi? Bakın ben temelde çok özür diliyorum başkanım. Kavga etmemiz lazım. Benim temelde belki bazen bana kızıyor arkadaşlar. Yani niye devam etmedin diye. Yani ben yani o yapıyla bir şey yapacağıma inanmadığım için de biraz geri çekilmek zorunda kaldım. Yani kalifiye başkanlarımızın... Peki başkanın niye kendine göre yönetim seçmedin başkanım? Niye böyle iş yapacak yürütmeyi sağlayacak? Ya bak herkesin, kimsenin ben ordululuk sevgisini, sevdasını sorgulamıyorum ama... Orduluk bu işe başka, kimse, başka bakın, ki kimse yani. Bu koltuklara yapışmaması lazım. Evet. Buna ben de dahilim yani. Ben Ordu Dernekleri Federasyonu'nda o kadar ısrar edilmesine rağmen bıraktım. Niye bıraktım? Çünkü bırakılabileceğini herkesin görmesi lazım. Evet. Ve siyasetin içine adım atmış biri, seni az önce söylediğin için yine teyit için söylüyorum. Siyasete aday olmuş, başkan olmuş, meclis üyesi olmuş biri hiçbir şekilde bir derneğin koltuğunda oturmayacak. Evet. Neden? Oturduğu takdirde o partiye o derneği biat ettirmek zorunda kalıyorlar. Evet. Evet. Yani ben şunu yaşamış biriyim federasyon başkanı. İsmail Faruk Aksu bugün halen vekilimiz ki çok da severiz. Ben federasyon başkanıyken bir ilçemizin ordularıyla ilgili orada bulunan bir federasyonumuzla ilgili randevu alamadığını bana söyledi. İstiyorsanız kendisine sorabilirsiniz. Ya ben dedi orduların olduğu yere giremedim dedi. Mevzu ne? Oradaki federasyon başkanımızın ve AK Parti'nin, özür dilerim parti ismi vermiyorum ağzımdan kaçtı, bir partinin meclis üyesi olması. Meclis üyesiydi. Çünkü meclis üyesinin federasyon başkanı olduğu yerde o zaman birbiriyle her gün mücadele içinde olan bir adayın gelip oraya girmesi mümkün mü değil. Yani az önceki konuştuğumuz bu sistemin detaylarında bunlar da olacak. Yani hak eden o koltuğa oturacak. Koltuğa bir şeyi mutlaka katacak. Koltuk ona katmayacak. Evet. Aynı zamanda da siyasetin dışında duracak. Bakın dernekle başkanlarının siyasetin içinde olmaması demek bizim siyasetçiyle görüşmememiz demek değil. Tam tersi biz siyasetçiyle yine yan yana yürüyeceğiz. Taleplerimizi usulüne göre yöneteceğiz. Şimdi Ali ama mutlaka o koltukta hak edenler olacak. İşte onlar buradan kimseye ben... söylemiyorum. Birebir de bunların hepsini konuşabilirim ama mutlaka bir ya da iki dönem tüzüklere sınırlama getirilmesi. Yazılmalı. Ya şimdi bu da yeni dönemde olması gereken bir şey. Şunu sormuyoruz. Nerede bizim doktorlarımız? Şimdi Ali Başkan orada hep başkan olduğunu ben şunu sordum. Sen doktor bulabiliyor musun? İş adamı bulabiliyor musun? Hep aynı insanlar. Şimdi sen biz Ali Başkan'la bir lobi merkezine gittik. Adam oradan direkt Cumhurbaşkanımızı arıyor. Ne dedi yanında? Ben direkt ordu seçimi için gittik. 63 aday adaya çıktı dönem değil mi? Ben dedim ki ben Ali Başkan benim dostum. Ben ona siyaset yapmasını istiyorum dedim. Bir örnek olmamız lazım. Buraya çıktığımızda ahkam kesmek de olmuyor İsa Başkan. Evet. Bizim örneğimiz var. Ve ben her dönem müdürüm. Ali Başkan aday olduğu sürece kayıtsız şartlar arkasındayım. Niye? Onu sevdiğim için adam olayım diye değil. Tam tersi dava adamı bir hizmet edeceği için. Oradan topluma çıktık. Fayda sağlayacağını biliyorsun. Şimdi bu dönem Osman Kabaktepe Başkan'a gittiğimizde Sabri abinin adaylığı için dedim ki Sayın Başkanım ben sizin siyasetinize ve ordulara genel merkezin ordulara reva gördüğü muameleyi hak etmediğinizi düşünüyorum. Ve burada Ali Başkan da orada değil mi Ali Başkan? Tabii. Evet. Ömer Faruk da adaydı. Ne dedim? Ve bu dönemde de bizim siz genel başkanın bu da gözü kulağısınız İstanbul'da. Biz Sabri abi inandığımız için geldik dedim. Şimdi bakın soruyu nasıl düzeleceğini söyleyeyim size. Şimdi siz siyasetten talebiniz olmayınca, doygunluğunuz olunca adam siyasette onun üstüne basarak çiğnerek fitne değil. Hani dedikoduyla bir yere sıçramak isteyenlerse hedef haline geliyorsunuz. Ama ben 3 kişi 5 kişi olduğumda bu olmuyor. Bakın şimdi bizim içimizde CHP'li de var. Mesela bizim içimizde tamam, mezhepsel farklılıkları var. O bizim, hep, bak, hayır sen bir ordusun bak biz bunu başardık ama bu yapının içindeki hepimiz. Bak şimdi şuna geleyim hemen. Bak dijital bir medya sistemi oluşturacağız. Ne? Bir kere dijital medya sisteminde sadece İstanbul'daki ordular değil. Tüm dünyadaki ordular 2,5 milyona yakın ordular. Şimdi buna Ersin Bey'in firması da bunun altyapısını kurdu. Yani ne dedik? Eğitim ordusu, sağlık ordusu, hukuk ordusu, iş insanları ordusu. İş isteyen insan da orada girecek. Bir avukat bulduğunda da mesela hukuk komisyonunda hukuk ordusu dedik. Bir avukatın da avukatı ihtiyacı. Benim çok iyi bir avukat var. Şimdi gelelim başka bir konuya. Tek reklam dedik ya. Bak soru fikir soruyoruz. Bir üye kayıt sistemi gelişmemiz lazım. Kaç üyemiz var? Bu üye kayıt sisteminde şöyle şekillendirmemiz lazım. Kan gruplarına kadar. Bakın bir kan ihtiyacımız olduğu zaman toplu bir cenaze bankası, mesaj sistemi üzerinde. Bir data bir oluşturmamız lazım. Bir kan ihtiyacı olduğunda mesela sağlık komisyonu. Mesela düşünüyorum İstanbul'daki ya bir ordular var ya. Yani bir dünyanın gizli örgütü gibiyiz. Moritanya'ya gittim. 2000 ordulu var Moritanya'da biliyor musun? Balıkçılar perşembe patladı. Bakın ben iddia ediyorum. Çevrenize, dostlarınıza sorun. Ben diyorum sloganım şu. Hayatta bir ordulu bulun, bir dost edinin, hayatınız kolaylaşsın.
hayatı kolayla mutlu olan bir adam varsa etrafında bir ordulu vardır, tamam mı? Harika. Ben bunu görüyorum. İkincisi, bu çıkacak adayların bu sistemi biz profesyonelleştirdiğimizde bir proje ortaya koyup şunu demesi lazım. İsa Akçay, Erfik'e adaysın. Neye adaysın? İlk önce adamlık adaylığını geçtiyse, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir aile, iyi bir patron, iyi bir işçi, iyi bir hukukçu, iyi bir avukatsa, iyi bir doktorsa bunu geçtikten sonra önümüze gelmesi lazım. O zaman da nedir? Bir hikayesi işte, olması lazım. Hikaye, o zaman başarı ikincisi, hikayesi. Bir de biz kendi aramızda bu enlerimizi seçmemiz lazım. Evet. Yani mesela benim vakfımın gözünü ilk önce kendi vakfımdan başlayarak orada yöneticilik yapıyorsam, bir Fatsalıysam ben hemşerimin gözüne değilim. Beni bir karne ortaya koymamız lazım. O zaman diyeceksin ki bana kardeşim senin kitlende adın yok. Ne işin var önünü kesiyorsun diyeceksin. Kapatacaksın gidecek mesela. Evet. Şimdi şuraya bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi o örgütlenmeyi, dijitalde var olmaya çok güzel bir Sayın Genel Başkanımız güzel bir örnek verdi. Bunun da ulusal da tabi biraz ordu ölçeğinden de çıkartalım işi. Bu arada ordunun da çok önemli yetişmiş entelektüel bir camiası var. Benim mesela yağmuruna tutuyorlar. Şimdi ben bir paylaşımımı biraz ulusal biliyorsunuz. Tekirdağ'da yeni bir belediye başkanı görevden alındı. Aslında bu da AK Parti'nin bu dönemde daha ince, daha hassas olacağını gösteriyor. Yani toplumsal hassasiyetler noktasında. Şimdi Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şimdi ona artık Twitter'da da öyle bir gündem oluşturmuşlar. İşte Mosso Cüneyt diyorlar. İşte bu Melek Mosso biliyorsunuz millete çok galiz bir ifadeler kullanarak çok değişik bir hareket yapmıştı. Ve buna rağmen aylardır, yani bir hafta önce bunu ilan ettikten sonra da ciddi bir tepki oluşmuştu. Ve bu konseri gerçekleştirmişti. Ve kadının da bu yaptığı hareketler onaylarcasına kadını kucakladı. Sonra da şu yaptı, bu yaptı. Sosyal medyada inanılmaz bir tepki, inanılmaz bir süreç yaşandı. Ve genel merkez dün itibariyle biz de bu paylaşımı yapmıştık. Bizim yaptığımız paylaşımızdan sonra da 2 saat sonra görevden alındı. Yani şunu demek istiyorum. Hakikaten örgütlü toplumlar örgütsüz toplumları yönetir. Bugün imrendiğimiz, gıptayla baktığımız kişilerle ki söz hakkı doğuyor. Ekranlarda izleyenler yayınımıza bağlanabilir. Eyvallah. Bununla ilgili açıklama yapabilir. Eyvallah. Sıkıntı. Onun dışında yine bakın bu sanatçı diye sözüm ona sanatçı Berna Laçi'nin Türk milletimize çok inanılmaz hakaretleri olmuştu. Ve Paris Büyükelçisi de bunu orada bir konserde ağırlamıştı. Bu da inanılmaz bir tepkiye yol açtı. Ve sağ olsun ben Dışişleri Bakanı olmasından da büyük gurur duyduğumuz ve büyük güven duyduğumuz kendisine. Bir önceki Dışişleri Bakanımız da çok iyiydi. Onu da tebrik ve takdir ediyoruz ama Hakan Fidan hemen olaya hassasiyet göstererek Paris Büyükelçisi'ni de görevden aldı. Bu şu demek. Artık toplum o kadar çok hızlı birbirine entegre reaksiyon olabiliyor ve reaksiyon gösterebiliyor ki biz ordular açısından Sayın Ali Başkanımızın ifade ettiği bu konuları özellikle dijital platformlarda ve bu görsel ve yazılı basında STK iyi çalışmaları yaparak bu çalıştığı yapıp iyi işleyebilirsek kesinlikle İstanbul'da bunu çok güzel bir şekilde yapabiliriz. Ben son olarak söz verdiğim için sosyal medyamda yaklaşık 100 binin üzerinde etkileşim aldım bu tweetimden dolayı. Buradan da çağrı yapmaya söz vermiştim. Bu Eda Ece diye bir yine sözüm ona sanatçı bir oyuncu çıktı. Yani bizim içimiz bak hala kan ağlıyor. Biz o deprem bölgesini gittik gördük ve vakıf olarak Sayın hem Ali Çelik Başkanımın hem Arif Hikmetekir Başkanımın önderliğinde oralara çok büyük işte tırlarca yardım, işte Ordu Mahallesi, Konteyner Mahallesi. Ikinci günde yaşayan depremin ikinci günde siz oradaydınız ve bütün arama kurtarma faaliyetlerine bizzat katıldınız. Bir başka arkadaşlarımız katıldı. Biz bölgeye gittik ve hala bölgedeyiz. Hala bölgeyle iletişimimiz devam ediyor. Benim buna gerçekten bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak içim kan ağladı ve tüylerim diken diken oldu. Onun için Eda Ece orada ödül alır. Ya bu ben anlamıyorum. Bunlar da nasıl eline bir şey? Yazılıyor, konuşuluyor. Merve Dizler aynen elinden zorla okudu. Nasıl yani bunlar sanatçı olmalı. Rol veriliyor. Aynen, okunuyorsa Yani bu Merve Dizler ve Eda Ece gibi sözüm ona sanatçılar ödül alırken bu memlekete, bu milletin hassasiyetlerine, değerlerine küfretmeyi, bu memlekete hakaret etmeyi, devlet büyüklerine hakaret etmeyi bir maharet sayıyorlar. Ama yanlış yoldan doğru ile gidilemeyeceğini bunlar da görüyor. Bundan sonrakilerde görmeye devam edecek. İstanbul Valimizi de ayrıyeten çok tebrik ediyoruz. LGBT ile ilgili çok ciddi planlamalar, yürüyüşler ve toplum bir kaotik ortam oluşturma gayretleri var. Valimiz de sağ olsun bütün şeyleri yasakladı bugün itibariyle. Bunu da yine teşekkür ediyoruz. Eda Ece'ye de şu çağrıda bulunuyorum. John Depp var. Çok ünlü yine Amerikalı oyuncu, sanatçı. İstanbul'a geldi, konser verdi. Bütün gelirini deprem bölgesine bağışladı. O elin ecnebi gavurundan örnek alsın. Ecnebi gavur diyoruz yani bizim işte yöresel tabirimizde ki bunların yanında o insanların yeri Allah katında da çok farklıdır. Ben buna inanıyorum. Eda Ece'ye de buradan çağrıda bulunuyorum. 3 gün diyor biz de işimizi gücümüzü bıraktık depremle ilgili diyor içimiz yandı acı çektik falan filan.
kaç parası gitmişse, kaşesi kaç paraysa, tarifesi kaç paraysa bize söylesin. Biz ordular olarak ben kendi adıma buradan taahhüt ediyorum. Bütün bu bana yazan insanlar da bunu taahhüt ediyorlar. Onun bu kaybını ödemeye hazırız. Depremzedeleri bir daha ağzını almasın. Türk milletini bir daha ağzını almasın. Onun için bu vesileyle de, bu ekranlar vesilesiyle de bu çağrımızı buradan duyurmuş olalım. Evet, bir mesaj okuyayım. Bir soru var, onu da okuyayım. Başkanlarım cevap versinler. Ercan Gevrek bizim meslektaşımız yazmış. Selamları var, iyi yayınlar diliyor. Diyor ki bu seçimde de, yerel seçimde de siyasi partiler şimdiye kadar olduğu gibi bizi ve derneklerimizi pas geçerler, dikkate almazlarsa siyasi partiler bir şey kaybeder mi? Oldu ki böyle bir durum yaşandı. STK'lar vatandaşları konsolide edip yönetebilirler mi seçimde diyor. Yani başka bir kanala yönlendirebilirler mi? Ben şunu söyleyeyim, yine bu bizim seçim sistemimizde ve lider sultasıyla yönetilen bir siyasi anlayış olduğu için bir kere ordularla ilgili yeterince ya da sayısı bizim talep ettiğimiz sayıda bir aday koymazlarsa bir tepki olmayacak. Onu söyleyeyim. Bunun dışında böyle bir organizasyonu yapmamız halinde, yani tepkisel anlamda siyasi partilere, bunun da ses getirmesi için işte az önceki konuştuğumuz STK'ların güçlü olması gerekiyor. Güçlü olması lazım. Evet. Öbür türlü güçlü bir oradan buna. Çünkü ben mesela şuna şahit oluyorum. Bir, içimizden bir aday oluyor. Öbür taraftan aynı partiden başka biri ona çelme takmaya çalışıyor. Şimdi bu da böyle bir şey. Yani birisi aday olur, öbür taraftan aday olmaması için biri çalışır. Hani konu konuyu açıyor da şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Yani biz siyasi partiler acaba yanlış mı anlıyoruz? Yani hayır, vatandaşlar nezdinde. Hayır, siyasi partiler bizi gayet iyi anlıyorlar. Yani biz aslında gerçekten evet, vatandaş şöyle mi bakıyor olaya? Yani Galatasaray'ı tutar gibi, Fenerbahçe'yi tutar gibi, kardeşim ben MHP'li gelmişim, MHP'li giderim mi? O şeklinde evet, bakıyor. Evet, yani öyle bakıyor. Peki, yani bunlar dernek sonuçta ya, hani hepsinin kuruluş amacı var. STK'nın bir şey değil mi aslında? Birbirinin vatandaşı yönlendirmesi, siyasi partilerin tamamı tüzükle kurulan dernekler sonuçta. Aslında yönetimdeki insanlara bakmak lazım değil mi? Adaylara bakmak lazım değil mi? Ne fark eder? Sonuçta amacı millete ve devlete hizmet etmekse bu yapıların. İsminin ne olduğunu ne önemi var? İdeolojik olarak önem arz etse de. Bizdeki sistem, hani ordular bağlamında konuşuyoruz ya, yani İstanbul'da 39 ilçenin ya dur burada nüfus var, bunun 10 tanesi ordulu olsun, ordulu olmazsa siyaseten bize oy vermezler gibi bir endişe yok ki. Çünkü bunu hiç daha önce gösteremedik. Evet, gösteremedik. Hayır, evet. Bu şundan da kaynaklanıyor. Sadece orduların dağınık olması değil, biz aslında bir çoğu yerde bir aradayız. Ama sistem de buna müsait diyorum. Yani orduda bırakın İstanbul'daki belediye başkanlarını, bu dağınık yer, metropol şehri. Ya İstanbul'da orduda ilk iki sıra ordulu değil dedik, yine %75 aday. Onu söyleyecektim ama bak, bunun bir haklı savunması var. Biraz önce de söyledim. Üçüncü sıraya konulan aday. Burada şöyle düşün şimdi Ali Başkan. Ben orduların, yani bölgede oturan orduların seçim noktasında gerçekten çok ehil olduğu kanaatindeyim. Çok bilinçli olduğu kanaatindeyim. Niye? Neye ihtiyaçları olduklarını bilerek seçim yapıyorlar. Ehil olduklarında en fikir ama şunu lidere söylüyorum. Karşı ehiller. Şunu söylüyorum. Yani adaya bakmıyor değil. Şöyle, mesela ben Mustafa Marat o listenin 3. sırasında olmasa idi. Ya da toplumun ihtiyacı olan bir adam AK Parti'nin 3. sırasında olmamış olsaydı emin ol ki o listeden 3 çıkmaz. Peki, ama ben bu soru İsa sorayım. Abi bu bir kanaat. Seninki bir yorum değil aslında. Hem siyasete yakın hem topluma yakın olduğum için bir şekilde söylüyorum. Anketler o şekilde zaten. Bir genel başkan dedi ki bana, ya git ordular, sen çok hizmet ediyorsun. Bana bir belediye, her partiden birer tane İstanbul'da belediye başkanı, kefil olduğun belediye başkanı get dedi. Evet, senden isim istiyorum. Yazarım. Yazarım da böyle düşünmem lazım. Ali yazar, Marif abi yazar, şöyle, yazarım ya. Ben az önce senin bak, şöyle düşünün. Tamamlayayım o zaman. Ha. Orduların içerisinde kitlesi olarak bulunduğu bölgede orduların üzerine mütabık kaldığı, evet, kendi kitlesinin de sevdiği, üzerinde onların da kitlesel bir gücü olan bir ordulu yer dedi. Ya şöyle, beşi geçmez, doğru söylüyorsun. Yok, ama şu an bir durum var. Sağdan soldan böyle geçmez. Ama böyle geçmez. Ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle sor başkanım o soruyu. Şu anda İstanbul'un ilçelerini yöneten 39 başkandan daha iyi birer ordulu yazdı. İki kat çarpı iki kat çıkartırım. Evet, şunu söyleyeyim. İki kat çıkartırım. Gelin şimdi şuraya. Ali Bey dedi ki, evet, haksızlık noktasında değil. Ben 5 aday dedim. Mesela geçen gün burada bak yaşadığımız bazı hadiseler var. Şimdi bunları da, şimdi mesela bu yerel seçimlerle ilgili, belediyelerle ilgili ordulup adaylara öncelik verilecekti. Mesela bir tane aday İstanbul'da mütabakat varılamadı diye bir yerden aday, bir ordulu aday getirildi. Orduların gönlünü alınsın diye. Bakın bunları biz yaşadık. 39 değil 69 da çıkartırız. Evet. Ama dediğim gibi hizmetle alakalı bu altyapı oluşmamız lazım. Bir seferde değişim şart diyorsun. Sana örnek vereyim. Mesela geçen dönem milletvekili kaç tane listeler değişti? Bakın bir parti komple aynı listeyle girdi seçime. Evet. Bir sıralama değiştirdi. Şaka gibi yani. Evet. Şimdi bir bakıyorsun 4 dönem, 5 dönemdir, 6 dönemdir siyaset yapan insanlar. Bir de şu var, ne oluyor? Bak Muharrem İnce'de gördük mesela o kibri. Evet. Yani ben şimdi geçiş üstünlüğü var, plaka üstünlüğü var,
Polisler önünde hazır olup bekliyor. Dokunulmazlığım var. İki dönemden sonra ne oluyor? Hız körlüğü oluyor. Arabayla bile 160'la gittiği zaman 20 ile gidiyorsun gibi oluyor. O yüzden bizim dediğimiz gibi İstanbul'da bu markalaşmayı kendi arabası evet, çıkarttığımız değerli zaman... Evet değerli komutlarımız son sözümüzü toparlayalım. Bir yayının daha bitirin diye baskı geldi. Yapıyorlar galiba. Ben İsa abi şöyle söyleyerek bitirmek istiyorum. Az önce dedim bunu açık konuşmak lazım bu konuyu. Az önce dedin ki hani Mustafa Marat olmasaydı ben onu şöyle aslında olsa senin dediğine hak veririm. Eğer AK Parti'nin 3 adayı varken 4. adayı alsaydı dediğinde haklıydın. Yani aslında ama almadan çok kıl payı kaçırdı. Hayır yani. Bakın ben almıştı orada. İşte şunu diyorum. 3'tü şimdi de 3 oldu. Yani evet, bence orada bir başarı yok. Halk yine orada başarı değil. Tabii ki başarı. Ben şuna anlattım. Bunu lütfen görün. Şimdi evet. O yüzden İstanbul'da da böyle olacağı için çıtayı çok yüksek tutmayın. Başkanım şunu anlatmaya çalışayım. Şimdi ordular şunu yaptılar. Tek bir istiyoruz. Tek bir hatayla şunu bence yaptılar. Bence en az 3 tane. Aynen. Ordular şunu yaptılar. Bizim yereldeki seçimden bahsediyorum. Kendilerine ihtiyaç olan nerede hangi sırada isimler varsa onları milletvekili olarak Ankara'ya gönderdiler. Bak o yüzden diyorum ki çok doğru seçim yaptılar. Niye? Evet, bilinçli. Bak, Mustafa'lar lazım da orduya, Naci lazım da orduya. Adamlar evet, öyle bir kız. Tabii tek nerede hata oldu? Sadece İdris Naim Şahin'de hata oldu. İdris Naim Şahin'e büyük bir vefa borcu vardı ordunun ve bunu ödeyemediler. Evet. Bu sınıfta kalan tek durum şey bu oldu yani. Bu Ordu Vakfı, Orkon, Özlem Hanım ve bizim Ordu Başkanımızla beraber tüm bu gücü toplantıdan sonra, gücü toplantıda yerel seçimler öncesi bir müjdeyi daha vereyim. Hedefimiz o. Tüm STK ve Konfederasyon, Federasyon Başkanı kim varsa bir araya geleceğiz. Bence olması gereken şey şu, işimiz çok marka değerli kişiler var ama bu toz dumanlar ortaya çıkartamıyoruz. Bu konuyla ilgili sevgili başkan, şimdi üst düzey çatı kuruluşlarla bir program yapacağız. Bak programı terk ederim. Hep bana gelince kesiyorsun bak. A'dan Z'ye. Bak beni terk ettin mi? A'dan Z'ye. Bak bana geliyor. A'dan Z'ye programımızda aslında üst çatı kuruluşları misafir edeceğiz. Tekrar bak, bunun neden hata yaptığımızı... Ercan Bey'in çok güzel sorusuna sorayım. Sorusuna cevap olsun. Biz şimdi bunu o zaman ne olacak? Tüm il başkanlarını, İstanbul Canan Kaftancıoğlu, Ordulu Canan Hanım. İşte yani Osman Kabaktepe, Ordulu Osman Bey. Coşkun Bey var, İyi Parti İl Başkanı. O da bizim arkadaşımız, abimiz. Bunların kapılarını çalacağız. Ve adaylarımızla beraber gideceğiz. Bize onların talebini dinleyelim. İlk önce bak şunu söyleyeyim. Eğer ki kanaat önderlerini çıkartabilirsek içimizden zaten muhatap alınırız o zaman. Önden bir ziyaret yapılması lazım bence. Niye? Bu koordinasyonun içerisinde mutlaka koordinatör olarak Ali Bey ve İsa Bey'in olması lazım. Ben çok sivri adamım. Ben gidersem sıkıntı olur. Yani ben mesela ne kadar derin olduğumuzu bir ulaşamayacağımız özellikle şu an yayının süresi bitti. Az bir dakika. İl başkanlarına şunu sormak lazım. Bir dakika, patron burada ya. Neyse parası veririz diyecekmişiz yani diyormuşuz. İl başkanlarına bu işte yet yetkileri var mı yok mu? Bir kere bunu sormak lazım. Ne kadar mahirler. Siz bu işte yetkili misiniz? Boşuna bizi uğraştırmıyorsunuz buralarda. Yoksa Ankara'ya gidiyorsunuz. Geçen seçimde bunu niye kullanmadınız? Onun cevabını vermeleri lazım. Foro yolluyor. Neyimiz eksik? Biz buraya giderken de yerel TV kanallarımızla önceden bir görüşme yapacağız. Ondan sonra giderken de bunu haber. Ben de diyorum ki hatta iyi binaların önüne gidip yani yerel seçimde gereğini alamadıysak bunu yıkıcı olma adına değil. Yani eşlilerimizi de konumun mahkumu açtırmak lazım. Gayet hakkımız ya. Evet, değerli izleyenlerim, bu akşam bir şeyi daha farkına varmış olduk ki orduların sesi olmak, orduların derdiyle dertlenmek için TV52 ekranlarında, İstanbul stüdyolarında tüm ordunun üst çatı kuruluşlarıyla tekrar toplanarak neden, nerede hata yaptığımızı veya bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlememiz gerektiğinin bir kez daha sonucuna varmış olduk. Bizleri ekranları başında izleyen değerli konuklarımıza, değerli izleyicilerimize ve bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyor. Tekrar ileriki günlerdeki yayında haftaya cuma gün saatler 20'yi gösterdiğinde tekrar sizlere konuk olmak için şimdiden iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.